bilgiler vermeye çalışayım. Burada gördüğünüz Sevtap Hanım, şöyle bir şey de alıyorum. Bu konuşmadaki beyin lezyonlarda kulak burun boğaz açısından konuya yaklaşacak. İşte medikal açıdan ve cerrahi açıdan. Sayın Hoca'yı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Benim solumda duruyor fotoğrafta. Sayın Hoca dil konuşma terapisi açısından konuya yaklaşacak. Ve her ikisi de bu konuyu sanırım muhtemelen bizim zamanımız sadece modüllere el verecek. Onun dışına çok çıkamayacağız gibi geliyor. Çünkü nodül hakikaten çok geniş bir konu. Ve her ikisi konuşmacı da son derece samimi, deneyimlerine dayanan, ondan sonra sohbet tarzında konuyu ele alacaklar. Bu fotoğrafta da hakikaten bu alana çok emek vermiş olan sevgili arkadaşlarımı görüyorum. Sayın Hoca ile Sevtap'ı ikisini de böyle koyduğum için bu fotoğrafı da buraya koydum, ettim. Tabii biz ses hastalıkları uğraşan bir camia olarak hakikaten şeyiz. Ben yani niye ilerleyemiyorum? Şimdi mi ilerleyeceğim? Pardon, başka bir Oklara yer. girme. Evet, geldim ama geriye gitmem lazım. Evet, tamam. Ne olur, oynama. Hemen kayıyor. Şimdi biz ses hastalıkları uğraşan multidisipliner bir camiayız. Yani kulak burun boğaz uzmanları, ses konuşma yutma bozuklukları uzmanları ve Girebilir. şan hocaları, şan alanındaki meslektaşlarım, o alandaki dostlarım, arkadaşlarım, hepimiz böyle bir birlik, bir bütünlük içinde oluyoruz ve aynı konuları paylaşıyoruz, aynı sorunlarla iç içeyiz. Dolayısıyla yani da bu akşam bu multidisipliner camianın birleştiği en önemli şeyleri konuşacağız ve burada iki camia, üç camianın iç içe olduğu konular. Tabii bizim bu multidisipliner ekibin içinde göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, endokrinoloji, nöroloji ve psikiyatri de bulunuyor. Bütün hastaları bu ekipten ele alıyoruz. Son derece detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi selim lezyonların aşağı yukarı hepsi birden çok faktörden oluştuğu için böyle bir ekibe ihtiyaç duyuyoruz biz. Onun için bu akşam bunun da üstüne duracağız. Şimdi bu akşamın iki konuşmacısı, evet, Seyhun Canım Hanım, Sevtap Hanım. Bu fotoğrafı inşallah beğenirler. Bunları da, benim. Ay bunu da çok özenerek hazırladım bizde yok, biziniz. bize de gönder. Çok güzel. Evet, iki fotoğraf farklı aslında. Ben onları birleştirdim, ettim, bir şeyler yaptım falan. Böyle bir şeyler çıkarttım. İkisini de çok yakınlaştırdım birbirlerine. Zaten birbirlerini çok severler. Şimdi ilk önce Sevtap'dan ben kısaca Sevtap'ın muayene odasına içeriye bir ses kısıklığıyla bir hasta girerse çıkana kadar Sevtap o hastaya neler soruyor, ne tetkikler yapıyor, nereye gönderiyor? Kısaca bunlardan 5 dakikada bahsedecek. Arkasından da Seyhun Hanım, Sevtap'tan bir hasta gelirse veya efendim herhangi bir kulak burun boğazcıdan bir hasta gelirse veya efendim komşusu Fatma Hanım'ın göndermiş olduğu bir hasta gelirse bu hastaya bir DKT olarak nasıl yaklaşıyor, ne yapıyor o süreç içinde, nasıl bir tedavi planlaması yapıyor? Bütün bunları da kendisi kendi güncel hayatından örneklerden kısa bir süre içinde, yani Sevtap'ın biraz daha uzun bir süre içinde verecek. Ben ilk önce sözü Sevtap'a bırakıyorum. Sevtap'cığım, içeriye, odadan içeriye böyle bir hasta geldi. Sen nasıl bu hastaya yaklaşıyorsun muayene süreci içinde? Evet. Herkese merhaba. Öncelikle herkesi görmek güzel. Hani temel olarak 4-5 kişiyi görüyorum şu anda şey konuşma gereği, ama herkesi tek tek gördüğümü kabul etmek istiyorum. Bu ara böyle bana Google sürekli eski hatıraların fotoğraflarını yolluyordu. O yüzden çok güzel oldu Ferhan Hocam bu Ben fotoğrafları. Bu çıkarayım şunu. arada evet şey diyor düşündüm. Covid'deki bu pandemiyle ilgili dönemi sizin ne kadar etkin geçirdiğinizi de görmüş oluyoruz. Çok güzel fotoğraflar çekiyordunuz. Şimdi artık çok güzel kolajlar da yaptığınızı anladık. O yüzden Instagram. çok teşekkürler. Hakikaten çok keyifli olmuş. Hocayla olan fotoğrafımı ben şey istiyorum, detaylı bir şekilde istiyorum sizden. Çok güzel bir fotoğraf olmuş Beren Hoca'yla olacağı, Derhal. Sayın Hoca'yla. Derhal. Şimdi şey hani çok ve hızlı konuşma şanımı
bir kısmını kenara bırakmaya çalışacağım hızlı konuşmadan. Çünkü bu online meselelerde hızlı olduğunda hakikaten sohbetin keyfi bazen bozulabiliyor. Çok konuşma kısmına da şeyden önce toplantıdan önce Sayın Hocama bıraktık. Ben kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım ama sunumda göreceksiniz aslında kapıdan içeri bir ses hastası girdiğinde girdiği andan itibaren aslında şeyin farkında varıyorsunuz. Çok da kısa olmayacak hiçbir şey. Yani olağan bir kulak burun boğaz hastasıyla geçireceğiniz sürenin çok çok üzerinde süre isteseniz de istemeseniz de geçiyor. Ben şimdi slaytları hazırladım ama slaytlarda aslında uzun uzun anlatmak niyetim yok. Ama hani böyle görsel olarak da gözümüzde bir şeyler olsun diye slaytlar koydum. Bir ses hastası içeri girdiğinde aslında öyküden başlayarak kişinin sesini değerlendirmeye çalışıyoruz. Tanısını koymaya çalışıyoruz. Tanısını koyduktan sonra uygun tedavi seçeneklerini bulmaya çalışıyorum ben o hasta için. Ve tabii ki hemen hemen her hastasına, her ses hastasına mutlaka bir danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyorum. Bu benim üç bacaklı yaklaşım biçimim ses hastaları için. Şimdi öykü dendiğinde bir derya deniz var ses hastaları olduğunda. Buradaki her bir cümleye tek tek tabii ki girmeyeceğim. Çünkü eğer öyle olursa sunumun tamamı bununla geçer. Ama şunun mesajını vermek isterim ki ses hastalarında öyküyü detaylandırmak bana sorarsanız en temel şey. Çünkü ne kadar çok soru sorarsanız o kadar çok bilgi alıyorsunuz. Ve tanıdan tedaviye, hastanın uzun dönem ses kalitesinin nasıl olacağını, hayatını nasıl etkileyeceğine ait bir dolu ipucu yakalıyorsunuz. O yüzden de benim süreçte öğrendiğim şey ses hastasıyla ne kadar uzun konuşur iletişim kurarsanız o kadar fazla bilgi alıyorsunuz. Yani buradan teker teker görebiliriz. Olacağı, geçirmiş olduğu cerrahiden kullandığı ilaca kadar nasıl bir evde yaşadığından, hayvan besleyip beslemediğinden, reflüsünün olmadığından, yemesinden, içmesinden, sigarasından ya da işitme problemi olup olmamasından kulak boğaz hekim için çok önemli bir şey. Burada şimdi siz bana örnekler verirsiniz demiştim. Ben bundan yaklaşık bir sene kadar önce bir klasik müzik alanında üst düzeyde performans gösteren bir ses sanatçısının sadece tek kulağında ortaya çıkan ileri derecede bir işitme kaybı sebebiyle sesiyle ilgili bir sorun olduğunu buldum. Yani sonuç olarak bu bizim aslında bildiğimiz KBB hekimler olarak bildiğimiz bir şey ama aklımızda olması gereken bir şey. Hikayeyi yayılırken şimdi birazdan muhtemelen tartışmada değineceğimiz sesin kötüye kullanımı, sesin yüklenilmesi ya da kötü ses alışkanlıkları ile ilgili bilgi almak zorundayız bana sorarsanız. Ama en önemli şey belki mutlaka öykünün içerisinden çıkarmak zorunda olduğumuz kişinin sesle ilgili beklentileri ne? Çünkü o bu cümle bana sorarsanız geride kalan her şeyi nasıl şekillendireceğinizi belirliyor. Bazen hastanın hiç de gerçekçi olmayan beklentileri oluyor. Ya da çok basit beklentisi olabiliyor. Yani sorunu çok basit bir sorun olduğunu anladığı andan itibaren hayatıyla ilgili şeyleri değişiyor. Eğer kişi bir profesyonel ses kullanıcısıysa öyküde buna ait detayları sormak zorundayız. Ev hayatından sosyal aktivitelerine kadar mesela bir öğretmense, avukatsa sadece işiyle ilgili değil, işi dışında da şeyi kullanmak zorundayız. Mesela bu COVID dönemiyle beraber online eğitim yüzünden bir dolu öğretmen ya da sesiyle uğraşan başka meslek dallarının sorun mesela call center'lar için çok ciddi bir sorun olmaya başladı. Koşullar daha kötü olduğu için. Eğer hasta bir sahne sanatçısıysa, yani profesyonel ses kullanıcıların elit grubundaysa, almak zorunda olduğunuz detay çok daha fazlaya ulaşıyor. Burada hani kişinin sesinin sorununun nasıl başladığından, niye olduğundan başlıyorsunuz. Sadece şarkı sesiyle mi ilgili sorunları var, konuşma sesiyle ilgili sorunları mı var? Ne kadar sık prova yapıyor, performansla ilgili beklentisi ne, ondan beklenilen şey ne? Ne kadar süre egzersiz yapıyor, ısıtıyor mu, soğutuyor mu? Performans dışında ne yapıyor tiyatroda ya da sahneden indiği zaman? Ve yine aynı şeye geleceğim. Ses beklentisi ne bu kişinin? Mutlaka anlamaya çalışıyorum. Şimdi hani bu kadar konuşmanın aslında şeyini düşünecek olursanız önemli bir kısmının hasta tarafından karşılıklı konuşulduğunu hakikaten öykü alma kısmı uzun bir süre ama şunu da belirtmek isterim. Hani uygulamalarda klinik gözleme gelen arkadaşlar görmüş olabilir. Hasta öykü ama hasta kapıdan içeri girdiği andan başlıyor. Hasta kapıdan çıktığı ana kadar devam ediyor. Yani klasik
hekim-hasta ilişkisinde olan, hani başta bir hikayeyi alıp sonra muayene edeyim, sonra tedavi verilmiş formatında ilerlemiyor en azından benim için. Ben muayene aralarında da, yani bazen hastayı dinlendiriyorum, bazen bir sonraki aşamaya geçmek için zaman istiyorum. O aralarda öykü almaya devam ediyorum. Ardından sesi değerlendireceğiz ve tanımızı koymaya çalışacağız. Burada hasta ölçeklerini kullanıyorum ben olabildiğince çok bir şekilde. Yani hasta bana geldiğinde kapıda beklerken bu ölçeklerin bir kısmını doldurtuyorum. Eğer profesyonel kullanıcı ise alanına yönelik şeyi kullanıyorum, ölçekleri kullanıyorum. Hasta çocuk hastaysa çocuk yaş grubu için hazırlanmış ölçeklere kullanıyorum. Bu ölçeklerin kırmızı olanları Türkçe geçerliliği, güvenilirliği yapılmış olan ölçekler. En alttaki ölçeğinde geçerliliğini yapmaya devam ediyoruz biz ekiple. Yani o yüzden bunları gündelik hayatımda kullanıyorum. Eğer mümkünse hepsini diyeceğim ama tabii hepsini yapmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ardından yani olmazsa olmaz olan şey değerlendirme yapıyoruz. Aslında değerlendirme de hasta içeri girdiği andan çıktığı ana kadar süren bir şey. Burada iki tane şey temel olarak bu kırmızılar gene benim yaptığım şeyler. Gündelik hayatımda yapmaya çalıştığım şeyler. Bir, hastanın perdesini mutlaka değerlendirmeye çalışıyorum. Aslında bu bizim farkında olmadan yaptığımız şeyler. Bir mutasyonel falsetto hastası içeri girdiğinde fark etmeden zaten hemen algılıyorsunuz. Ama özellikle profesyonel sanatçılar için glottal fry kullanımını hele ki tiyatrocular için çok önemli buluyorum. Bakmaya çalışıyorum. Gırbası yapmaya çalışıyorum. En azından kafamda yapmaya çalışıyorum ve not almaya çalışıyorum. Algısal değerlendirmede sadece işitsel değerlendirme yapmıyoruz, görsel değerlendirme de yapıyoruz. Bunlardan birisi gene profesyoneller için çok önemli olan bana sorarsanız postür değerlendirmesi ve solunum paterni değerlendirmesi. Bunu gözlemle yapmaya çalışıyorum ve not alıyorum. Bir şey daha var. Bence bunu da yapıyoruz ama bunu her zaman belki beyan etmiyoruz ya da yapmayı unutabiliyoruz. Bunu da rutine bindirmeye çalışıyorum. Dokunsal değerlendirme. Bunu da kimi zaman larynx'i gördükten sonra, kimi zaman daha larynx'i görmeden, kimi zaman tedavi kararı vermeden önce yapmaya çalışıyorum. Yani dokunarak hastanın ekstra bir larynx gerginliği var mı yok mu anlamaya çalışıyorum. Geliyorum muayeneye. Muayenede gene kırmızılar benim rutinde yapmaya çalıştığım şeyler. Burada EMG'yi rutine tabii ki koymuyoruz ama bazı hastalarda EMG yapılabileceğini ve bunun da bir değerlendirme olduğunu hatırlatmak için koydum. Ama gelen her ses hastası mutlaka bir endoskopik değerlendirmeden geçiyor. Bu endoskopik değerlendirme rigid endoskopla soldaki gibi belki öğrenci arkadaşlar var. Yani şu demir ağızdan yapılan muayeneyle olabiliyor. Bazı hastalarda burundan fleksible olabiliyor. Bazı hastalarda ikisi birden oluyor. Önce birini sonra birini yapmak gerekiyor. Burada da bir standart bir sıra yok. Ancak gene her ses hastasında yapmaya çalıştığım şey, hatta yaptığım şey diyeyim, stroboskopik ışıkla değerlendirmek. Stroboskopik ışık, hani bakın bu resimdeki stroboskopların hepsini ben hani asistanlığımdan başlayarak kullandım. Bakın işte şu sol üstteki hasta başı değerlendirme için kullanılan çok basit bir stroboskop. İşte en sağdaki oldukça komplike. Bugün kullandığım K'yi kullanıyorum ben çalıştığım yerde. Yani sonuç olarak stroboskoplar değişebiliyor. Ama bana sorarsanız aslında stroboskopun kendisi değil, stroboskopi nasıl kullanılacağı ve orada ne aradığımız, o yüzden stroboskopik ışık olmadan olmuyor. Ardından eğer kişi bir sahne sanatçısıysa, şarkı söyleyen biri ise şarkı endoskopisi yapmaya çalışıyorum. Bu da rutinimde neredeyse hemen hemen her zaman var. Benim polikliniğimde kapının önünde iki hastalar şey durmaya alışkınlar. İçeriden şarkı sesleri duymaya, bazen güzel bazen kötü sesler. Ama bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Hem takipte hem ilk baştaki tanı aşamasında. Ama bunu da bunu kimi zaman da eğer mesela bir terapistle çalışacaksa ya da kişinin bir şarkı sesi çalışması olacaksa kimi zaman da eğitmenine yönlendirici olsun diye yaptığım ve paylaştığım zamanlar oluyor. Aerodinamik şey yapıyor muyum diyeceğim. Yapıyorum, ne yapıyorum? Her zaman yapıyor muyum? Her zaman hayır. Ama vital kapasite ölçmeye çalışıyorum. Özellikle profesyonel kullanıcılarda. Basit bir solunum fonksiyon testiyle bize fikir veriyor. Maksimum tonasyon zamanını yapmaya çalışıyorum. Sızı oranını yapmaya çalışıyorum. Hele ki cerrahiye gideceksem, hele ki medikal tedavi dışında bir tedavi düzenleyeceksem bunları yapmaya çalışıyorum. Akustik analiz yapıyor muyum? Şöyle söyleyeceğim. Terapistle beraber her gün çalışırken yapıyordum. Proat'ı kullanıyorduk. Ama şimdi gündelik hayatımda yapıyor muyum derseniz daha az yapıyorum. Opera Vox'u çok güzel kullanıyordum ama Opera Vox'un bu temel aplikasyonu dışındaki aplikasyonları Türkiye'den çıkarıldı.
acayip işimiz zor. Çünkü artık ciltler, şimmer değerlendirmesi bile çok sınırlı yapılabiliyor. O yüzden de akustik analiz konusunda, çünkü standartizasyon önemli. Şu an çalıştığım yerde şey yok mesela, kabin yok. Peki tanıyı koyduk. Tedavi ne yapıyoruz? Tedavi ile ilgili kısmı ne yapıyorum onu da anlatayım. Çok birkaç dakika içerisinde tedavi alternatiflerini konuşuyorum. Alternatifler şekilde gördüğümüz gibi ilaç olabiliyor. Ses terapisi veya şan sesi terapisi olabiliyor. Cerrahi olabiliyor. Tanıya göre, hastaya göre, hastanın öznel koşullarına göre bir tanesi ya da birkaç tanesi bir arada olabiliyor. Şu altını çizmek isterim. Hemen hemen her hastamda, hemen hemen her görüşmede ses hijyenini detaylandırmaya ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü hatta bazen bazı hastalarımda bu şu anlattığım şey iki görüşmede olabiliyor. Koşul gereği, sigorta koşulları gereği ya da hastanın koşulları gereğinde. O zaman her iki seansta da, tırnak içinde seans diyorum bunlara, hijyen ve farkındalık oluşturuyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Son slaytım bu. Şöyle ki kayıtlandırma ve arşivlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arşivlendirmeyi nasıl yapmaya çalışıyorum ondan da bir bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi ses kaydını, yani hastanın görüntü kaydını almak. O görüntü kaydında sesini bir standart pasajla kayıt almaya çalışmak. Ben Hacettepe ekibinin kullandığı Pinokyo pasajını kullanıyorum. Almaya çalışıyorum hemen hemen her hastada. Bu çok önemli. Çünkü şey sözü vardır, hocalarımız bize söyler, göz unutur, kulak unutur ama kayıtlı olan unutulmaz diye. Ses için bu kayıtlandırma, yazılı kayıtlandırma değil bana sorarsanız, video kayıtlar ve alınan audio kayıtlar. O nedenle bunu çok değerli buluyorum. Özellikle cerrahiye gidecek olan ya da terapi öncesi sonrası tedavi kararlarında ve hastayla bilgilendirmede. Endoskopik muayene kaydını hemen hemen her zaman aldığımı söyleyebilirim. Eğer akustik analiz yapacaksam da mutlaka ya da yapmayı planlıyorsam da ses kaydı almaya çalışıyorum. Bunların hepsinin dikkat edeceğimiz gibi gene ne kadar kısaltarak yapsanız bile standart bir kulak boğaz muayenesinden çok 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 uzun olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de gündelik hayatımda şöyle bir şey oluyor. Ses hastası içeri girdiğinde seviniyorum. Ama arkasından şunu bildiğim için de huzursuz oluyorum. Diğer hastalarımda gecikme olacak. Bakalım evet, kapıyı nasıl halledeceğiz diye. Ama elimden geldiğince ödün vermemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Evet Sevtapcığım, ağzına sağlık. Çok güzel kısa sürede açıkladın ne yaptığını, ne ettiğini. Ben Sayın Hoca'ya sözü vermeden bir şey söyleyeceğim. Orada çok detaylı olarak hasta ölçeklerini yazmıştın. Evet. Harika. Şimdi bu ölçekleri tabii Skybeat'de ve yani şimdi WhatsApp'taki grup hakikaten çok bizim şey çalışıyor, aktif çalışıyor. Yani bu web sayfasına göre daha aktif. Web sayfasını kimse ziyaret etmiyor ya da akıllarına gelmiyor. Acaba bu ölçekleri, kullandığın ölçekleri WhatsApp grubunda paylaşsan da nasıl bir düşünce? Paylaşırım, sorun değil ama zaten bu ölçekler tahmin ediyorum ki WhatsApp grubundaki birçok hekim arkadaşım, terapist arkadaşlarım tarafından da kullanılıyor. Ama paylaşırım. Tabii. Ölçeği 10 çok rutin kullanılan, reflü semptom ölçeği çok rutin kullanılan, pediatric ve children, yani bunlar da elçilerin yaptığı evet, çeviriler. Belki onlar daha az kullanılıyordur ama onları da ben elçilerin çalışmasından çektim. Yani şeyden yazılarından paylaşabiliriz. Şarkı sesi handicap indeksinin 10'unu da biz Fatmalarla çevirmiştik. O da rutin. Hani şeye girilse bile bulunabilir Google'a ama paylaşırız tabii ki. Haklısınız. Bence oradan paylaştığınız zaman hakikaten büyük bir katkı sağlayacak bence bu birçok arkadaşımıza ve bu arada şey diyeceğim, 30'lar da 30'lar da kullanılıyor ve Türkçe geçerli güvenlikleri yapılmış ama yani ben kendi adıma 30'ları sadece terapiye alınacak hastalarda kullandırıyorum. Gündelik hayatımda hakikaten çok zor bir şey bir hastaya 30'luk 3 tane ölçek doldurtmak. Yani o yüzden onları ancak yaptırdığımı söyleyebilirim. Bazı hastalarda mesela şey oluyor, hasta odaya girmeden dolduramamış oluyor. Peşine düşüyoruz ki hasta ölçeği doldursun diye. Ama bunları da ben çok değerli buluyorum. Kendi adıma söyleyeyim size. Hem hastanın beklentilerini anlamak açısından hem de hakikaten karşılaştırma, öncesi sonrası, hastalar unutuyor, siz unutuyorsunuz. Yani elimizde bayağı bir veri oluşturuyor arşivlemek adına. Doğru.
Çok teşekkürler Sevtapçım. Ben Ben de sözü Sayın Hoca'ya verirken burada hakikaten çok şey var. Önemli bir noktadayız biz. Laringolojide yani ses hastalıklarında kulak burun boğaz hekimleri bu konuya özelleşmiş olanlarla bu konuya özelleşmemiş olanlar arasında çok fark var. Yani çok rahatlıkla özelleşmiş olanlar bile ben yani aşağı yukarı %20-30 oranında hata yapabilirim baktığım zaman. Bilmiyorum ama yani öyle diye düşünüyorum. Özelleşmemiş olanların hata oranı daha da yüksek. Ve biz bu hastalarda eğer bir ses terapisi arzu ediyorsak onu işte Sayın Hoca'ya gönderiyoruz. Şimdi benim Sevtap'ın göndermesiyle efendim Doktor Muttalip'in göndermesi özelleşmemiş olan arkadaşımın farklı. Bir de aslında tek başına dümdüz Sevtap'a ben işte şöyle bir sorunum var diye gelmesi farklı. Pardon Seyhun'a. Dolayısıyla Seyhun'cum sen bütün bunlarla nasıl baş ediyorsun? Bize bir açıkla bakalım. Peki. Teşekkür ediyorum ben de hem bu gece için hem de aynı Sevtap'ın ve Ferhan Hoca'nın gerekse Hakan'ın sözlerine aynen katılıyorum. Birbirimizi hakikaten çok özledik. Yüz yüze toplanacağımız günleri de hasretle bekliyoruz. Umuyorum en kısa zamanda da gerçekleşir diye düşünüyorum. O resimleri ben de istiyorum. Her zaman söyleriz, iyi bir fotoğrafçısın gerçekten ama bu kadar kolajlar falan kendini de aşmışsın, bizi de aşmışsın diye düşünüyorum. Şimdi evet gerçekten ben sunumu görebiliyorsunuz değil mi? Paylaşmıştım. Geldi değil mi sunum? Tamam. Şimdi evet bize çok başvuru oluyor. Üç tür özellikle ses bozuklukları için konuştuğumuz yani konumuz bu olduğu için sadece bu yönden başlayarak söylemek isterim. Tabii ki DKT'lere bireyin kendisi, ailesi, komşusu, öğretmeni, kimse bunlar da yönlendirerek bize hastanın direkt kendisi gelebilir. Çünkü alanımıza giren diğer bozukluklarda bu hakka sahipler hastalar ve biz de onları tedavi etmekle yükümlüyüz. Şimdi tabii ki eğer bireyin kendisi herhangi bir hekime başvurmadan gelmiş ise burada önemli bir konu bizim için. Çünkü ses bozukluğunun, sesi kısıldımasının nedenini ve altında yatan nedeni öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunun da bunu öğrenebilmemiz için de öncelikle bir kere hastanın size geldiği için de onunla bir etkili iletişim mutlaka kurarak hastayı kazanmanız ve geri göndermemeniz ama hekime de yönlendirirken baştan sağarak yönlendirmemeniz için bir iyi bir iletişim kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla hastanın sorununu anlamak, neden sesi kısılmadığına ilişkin bir anlayış geliştirmek ve daha sonra da belki bu sorununa yönelik sorununun nedenini de öğrenebilmesi için ona kısaca ses bozukluğunun neden olabileceğine ilişkin bir anlatımda bulunmakta yarar var. Bir açıklama yapmakta yarar görüyoruz. Hemen arkasından ayrıntılarına ben şimdi girmeyeceğim. Çok güzel anlattı Sevtap zaten. Bir öykü aldıktan sonra bu öykü ile bireyi yani vakayı, hastayı mutlaka bir tanık olması için veya o fonksiyonel bile olsa o tanıyı alabilmemiz için bir hekime, KBB hekimine varsa da yakınımızda bir laringoloğa yönlendirilmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli. Kimsenin bunu unutmamasını ve atlamamasını isterim. Tabii ki periferik şehirlerde, küçük şehirlerde bir laringolog olmama ihtimali çok fazla. Bu nedenle de yine de KBB'ye göndermek, eğer KBB'le yani hekimle, arkadaşla olan iletişimimiz sonucunda önemli bir sorundan da şüphe ediliyorsa ki mutlaka karşımıza çıkıyor, o zaman bu vakayın bir en yakın ilde diyebiliriz. Bir laringolog arkadaşı yönlendirmenin çok faydalı olduğunu
anlatmak, söylemek isterim. İkinci direkt KBB hekimi, yani ses konusunda uzmanlaşmamış arkadaşlardan çok fazla vaka geliyor. Bir de larengolog arkadaşlardan, yani seste uzmanlaşmış arkadaşlardan. Şimdi bu bunların üzerinden tek tek geçeceğim kısaca yine. Ama geçerken de bu çok fazla detaya inmeden yine bu etkili iletişim, öykü alma kısmını yaptığımızı bilmenizi isterim. Şimdi benim tabii ki özellikle ilk hastalarda yıllar önce, 7-8 yıl öncesinden çok söz ederek söyleyebilirim bir anekdot dediğin için. Bize gelen çok kısa yazılı notlarla geliyorlar. Şimdi burada bir fotokopisini şeyini çekmiştim, resmini hiç unutmuyorum çünkü. Tek taraflı örneğin böyle çizip nodül diye yazıp altına ilginizi rica ederim diye notlarla gelen vakalar çok oluyor. Ya da sözlü yönlendirmelerde işte doktorum dil ve konuşma terapistine git dedi. Sesim kısık, sesimi siz düzeltirmişsiniz. Peki tanı koymadı mı? Vallahi tanı koymadı, galiba orada bir şey mi varmış ne falan. Böyle de olabiliyor. Bazen de işte nodül varmış bende diye sözlü yönlendirmeyle gelebiliyorlar. Ya da şu da önemli, bazen böyle küçük notlarla gelseler de genç veya dediğim gibi kolu seste uzmanlaşmamış hekim arkadaşlar oldukları için emin olamadıkları bir durum olduğunu da düşünmek gerekir. Bizim bunu düşünmemiz gerekir en azından. Yani bir görüş isteme ihtiyacı da duymuş olabilir hekim arkadaş. Seste uzmanlaşmayan dediğim gibi hekim arkadaş olduğu için. Ben bu yüzden şöyle düşünüyorum hep ve yıllar içinde de bunu geliştirmiş oldum. DKT olarak biz hekimin de ne için gönderdiğini iyi anlamalıyız arkadaşlar. Bütün genç arkadaşlarım için de bunu söylemek istiyorum. Yine dediğim gibi bir iletişim, bir öykü ve sonra muayenemizi yapmamız, değerlendirmelerimizi yapmamız, gene üzerinden geçiyor olacağımız ama arkasında bir rapor ile tanı için, yani bir tanıya ihtiyacımız var. Bir hastalık var mı yok mu, bir hastalık tanısına ihtiyacımız var. Ve bunun için tekrar laringoloğa veya KBB hekimine geri yönlendirmemiz gerekir. Bu son derece önemli diye düşünüyorum. Şimdi laringolog arkadaşlardan geldiği zaman da üçüncü şıkkımızda tabii ki doğru tanıyla geliyorlar. Yani buna hiç şüphe yok. Ama bu doğru tanıyla gelseler de vakalar genellikle bir cümle ya da not ya da yine hastanın sözüyle ses terapisi almamı söylediği gibi gelebiliyorlar. Ben ideal olanı ve Sevtapçığımın aramızda bu şekilde iletişim çok oldu. Gerçekten bazen kısa öz bir rapor notu, bazen fotoğraf, hakikaten bir fotoğraf koyup göndermiş olduğunu hatırlıyorum hep Sevtap'ın bana. Nadiren de video ile bir gönderim olursa bu ideal olandır. Yani bizim de hekim arkadaşlardan beklentimizin bu olduğunu söylemek isterim bu arada. Tabii ki DKT değerlendirmesini yapacak. Çünkü bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Yani bazı durumlarda bu gerek KBB hekimi, biraz önce söylediğim seste uzmanlaşmamış olan arkadaş da olabilir. Bazen farklı düşünceler olabiliyor veya gözden kaçan bir durum olabiliyor. Örneğin eşlik eden bir kas gerilim disfonisi olabiliyor, gözden kaçmış olabiliyor. Çünkü arkadaşın video strobu belki de çok iyi değildi o anda, sadece endoskopla birçok şeyi göremiyor olabiliyorlar. Dolayısıyla bizim de muayenemizi yaptıktan sonra yine hekim arkadaşla bir iletişim kurmamız, hekime geri yönlendirmemiz, doğru tanı üzerinde anlaşma yapmamızda yarar olduğunu hep düşünüyorum. Şimdi ben aslında şöyle düşünüyorum. DKT olarak gerçekten bir dik yokuş var önümüzde ve bunu çıkmak da kolay değil. Şimdi bunu çıkarken çok dikkatli olmalıyız. Yani bu etkileşimleri, bu raporları hekim arkadaşa geri gönderirken yapılan tanımlamalar, kullanılan terimler çok çok önemli. Çünkü yine bir anekdottan söz etmek istiyorum. Bana çok hekim arkadaşım telefonla işte Seyhun ya, bu yani terapist arkadaşlarımızın, genç terapist arkadaşlarımızın işte tanı koymuş gibi konuştuklarını veya rapor yazdıklarını falan söylediler. Tabii
benim özellikle bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyorum. Yani sizin veya bizim görevimiz patolojik bir durumun var olduğunu, türünü belirleyip bunun hastalık tanısını koymak olmadığını akıllarının bir köşesine yazmaları gerekiyor ve bunu hiç unutmamaları gerekiyor. Ama biz çok, yine de çok çok önemliyiz. Çünkü biz değerlendirmenin ayırıcı tanısını yapan insanlarız. Çünkü ses bozukluğu açısından yapacağız. Bu da tanıyı destekleyici bir faktördür. Dolayısıyla hekimin bir, ne için gönderdiğini iyi anlamalılar. İki, klinik problemi iyi anlamalılar. Yani bunu iyi anladıkları zaman da etkili bir değerlendirme raporu yazabiliyor olacaklar. Bunun için de sorunu betimleyerek doğru tanıyı işaret etmeyi öğrenmeliler. Yani biz kist dememeliyiz ama kist demeden kisti nasıl söylersiniz? Bakın bu çok önemli bir şey. Bu ne demektir? Bu o zaman o işi iyi biliyorsunuz demektir. Çünkü onu tarif edebilmek esas yetenek orada. Yani burada diyorum ya hani don't talk yourself to death, işte bu demektir. Ve akabinde de fikir birliği içinde bir konuşma yaparsak bu şahane bir durum olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla uzmanlaşmak son derece önemli. Yani dil ve konuşma terapistini şöyle düşünürüz. Lisanstan mezunlar pratisyen hekimler gibidirler. Uzmanlaşmak bir alanda, onun üzerine yüksek lisans yaptığınızda ya seste uzmanlaştırırsınız ya yutmada ya dilde neydi, ne isterseniz. İşte ancak o zaman bunları çok daha iyi öğrenebilirler diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki değerlendirmede de ne yapıyoruz? Zaten çok çok güzel anlattı Sevtap Hocam. O aşamaları tabii ki bizler de geçiyoruz. Ama bizim ufak ufak birazcık daha hastayla bu alanda da çalıştığımız için mesleğimiz de tabii terapi, bu ses terapisiyle de ilgili de olduğu için çok daha ayrıntılı bir değerlendirme yapıyoruz. Bu bir saat, bazen bir buçuk saati de buluyor. Bu iletişim süresinde mesela ne yapıyoruz? Hasta kapımdan girdi. Dediğimiz gibi bu anlattıklarımı yaptıktan sonra hastaya öncelikle bir çizim üzerinde en önemlisi ses üretme mekanizmasının nasıl işlediğini, nodülün seste nasıl bir değişim yarattığını bir kere anlatmak. Gerek çizimde gerek videoya. Ben öyküyü bunu anlattıktan sonra almanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman o öyküde soracağınız soruları hazırlamış oluyorsunuz hastayı. Ve hazırladığınız zaman da hasta size daha ayrıntılı olarak işte dediğiniz gibi evdeki alerjiden, petinden, tozundan, sahnedeki tozdan, her şeyden detaylı bir şekilde bir öykü alıyorsunuz. Ben de çok öz değerlendirme ölçekleri kullanıyoruz. Zaten öz değerlendirme ölçeklerini kullanmak hasta açısından da çok yararlı ve çok da kolaylık oluyor. Bir de tabii ki bizim değerlendirme protokollerimiz çok net. Yani en ince ayrıntıya kadar soran sayfalar dolusu ses değerlendirme formlarımız var. Bunlardan birçok bilgi alabiliyoruz. Ardından tabii ki işitsel, görsel, aletsel ölçümlerle mutlaka bir değerlendirme yapıyoruz. Buradaki amaç da bildiğiniz gibi fizyolojik mekanizmanın fonksiyonel özelliklerini betimlemek, tanımlamak. Yani hastanın ses kullanımını ve üretimini değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla bunları iyi betimleyebilmeniz lazım. Graba, Keipli kullanıyoruz. Pratikte Pratt kullanıyoruz ama sistemimizin K-Elemetrics kullanmıyoruz ama ben Zeon kullanıyorum. Örneğin onda olan sistemlerden yararlanarak bütün parametreleri belirleyeceğiniz bir değerlendirmeden yararlanabilirsiniz. Medcom'da bu var ama hastanede farklı bir strobumuz var. Onda da yine küçük de olsa bazı parametreleri rahatlıkla tanımlayabiliyoruz. Arkasından bir diagnostik deneme ses terapisi yapıyoruz. Bu hem tanıya yardımcı hem terapiye yardımcı. Ve derken bir terapi planı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki tabii temel şeyleri hemen gene kısaca üstünden geçeceğiz. Niye bu aletsel ölçümleri de yapıyoruz? Yani niye yapmalıyım? Çünkü betimlemek için dediğim gibi bizim İngilizce'de 4Ms diye geçer biliyorsunuz. Bu kütle, hareket, mikoza ve mikozal dalgayı tanımlayabilmek gerekir. Bunları da gençlerin tanımlayabilmeleri için üzerlerinde çok çalışıyor olmaları gerekir. Yani niye yapıyorsunuz? Aynen Sevtap da söyledi. Niye yapıyorsanız
onu bilmeniz lazım ki niye yaptığınızı bileceksiniz. Yoksa rastgele bir ailesel değerlendirme yapıp da onun sonucundan bir şey çıkarıp tanımlayamayacaksanız boşuna yapıyorsunuzdur. Bunları iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Burada söylemek istediklerimiz de gördüğünüz gibi, yani yine dediğim gibi belki biraz sonra konuşuyor oluruz üzerinden, ama işte perdesi, sesin şiddeti, perdesi, süresi, bütün bunlar bize betimleme, hangi hastalıkta ne olduğunu betimleyen özellikleri gösterecektir. Bu bulgular bize ne işe yarayacak? Buna yönelik bir terapi planı oluşturacağız. Terapi süresini, sıklığını oluşturacağız. Dolayısıyla önemli. VLS'de de dediğim gibi videolaringostroboskopide de alacağımız ölçümler, nelere bakacağız? Bunlara ilişkin çok güzel formlar oluşturduk. Bu formlarda gördüklerimizi kolaycıkla işaretleyip, bu işaretlediklerimizi de örneğin raporlarımızla birlikte hekime geri gönderirsek o hasta hiçbir zaman elimizden kaçmaz. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Yine bir dik yokuş var önümüzde. Tamam, bunları yaptık, sonuçlarını aldık. Hastanın ses bozukluğu olduğu belli ve bir terapiye ihtiyacı var. Ama bir dik yokuş daha var karşımızda. Bunu nasıl anlatacaksınız da o hasta size gelecek? Çünkü ses terapi, yani terapi almak isteyen hastaları ikna etmek zor. Bu profesyonel ses kullanıcıları için belki daha kolay olabiliyor, belli bir grup için. Mesela elit ses grubuna giren sahne sanatçıları, şarkıcılar daha kolay, çünkü o sese ihtiyacı var. Sesleriyle hayatlarını kazandıkları için terapiden alacakları şey verimi de bilebiliyorlar çoğunlukla. Ama imamlar çok anlayamayabiliyorlar, öğretmenler hiç anlayamayabiliyorlar. Onları ikna etmekte zorlanıyorsunuz ve terapiyi de kısa sürede bırakabiliyorlar. Dolayısıyla bütün bu değerlendirmeler sonucunda da terapi uygulamaları hakkında bilgilendirmekte yarar var hastaları. Ve bunu yaparken de işte bireye özgü, bireyselleştirilmiş, onlara özgü bir terapi planı olduğunu iyi anlatmak lazım. Bu tabii ki çocuk, yetişkin, profesyonel ses, şarkıcı dediğim gibi bunlara göre değişecek, ama bunları da kategorilendirdiğiniz zaman çocuklara hep aynı terapi şeklinde düşünmemek lazım. Yani hazır bir yemek kitabı gibi değil bu. Dolayısıyla hepsine öz bir plandan söz etmek lazım. Tabii ki dolaylı, doğrudan birçok terapi uygulayacağız. İşte ses hijyeni verilecek. Mutlaka fonotravmatik davranışları azaltmak isteyeceğiz. Ama bunun dışındaki uygulayacağınız doğrudan ses terapi yönteminin o doğrudan ses davranışını değiştirmek ve hastaya gerçek sesini kazandırmak olduğundan, o yöntemle ilgili bir bilgilendirme yapmak ve hangi yöntemi doğru uygulayacağınızı düşünüyorsanız bununla ilgili bir uyarılabilirlik testi yapmak ve 10 dakika, 15 dakika gibi bir basit denemeyi o sırada yapmak, yani daha değerlendirme esnasında yapmanın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da arkasından işte terapinin önemini ve vakanın sorumluluğu olduğunu, terapiye devamlı gelmesinin gerektiğini, ödevlerini verip hastayı ikna etmek önemli. Tabii ki süreyle de ilgili bilgi veriyorsunuz. Kaç hafta sürer? 6-8 hafta ortalama. Her seansın 40-45 dakika ortalama geçeceğini ve bir de ücretlendirme ile ilgili bilgi vereceğini. Yani ortalama seansların şu anda 350 civarında olduğunu, onu da arkadaşlardan sorup öğrendim. Dolayısıyla 6-8 seans için işte bir 3500 lira gibi bir ücret ödeyeceğini de söylemek ve bilgilendirmekte yarar var. Bu özellerden söz ediyorum. İnşallah SUT'ta da karşılığı bu şekilde olur. Yani karşılığı var ama çok az, biliyorsunuz. Şimdi deneme terapisi ne yaptığımızı kısaca söylemek istiyorum. Yani hasta yararına olan bir uygulama olduğu için de çok önemsiyorum. Çünkü hastaya bir model olduğunuzda ve ipuçları verdiğinizde hastanın bir davranış değiştirme becerisi var mı yok mu, bunu değerlendirmiş oluyorsunuz.
Bunu da böyle farklı ses teknikleri kullanarak yaptırdığınız zaman hastaya, hasta da sesinin nasıl çabucak iyileşebileceğine dair bir izlenim edinmiş oluyor ve bu çok hoş bir şey. Hastanın da hoşuna gidiyor. Hastanın hoşuna gittiği zaman da o zaman ne oluyor? Bir inanç oluşuyor. Yani sesini geri kazanabilecek. Dolayısıyla bunu yapmakta yarar var. Ses kalitesi plastisitesi deniyor biliyorsunuz son zamanlarda bunlarda. Yani değişen koşullarda ses üretimi, işte vücut duruşu, neyse artikülasyon ve rezonans solunum her biri için bir bildirim uyguladıktan sonra hastanın ses kalitesindeki ilk değişimin derecesini görmemiz gerekiyor. Ve hastayla bu ustalaşma yapabilme deneyimi hastaya bir özgüven getiriyor. Tabii evde de bunlara devam edebiliyor o zaman disiplinli olmak adına. Ve burada yazılar yazdı Berem sen. DKT için de önemli çünkü DKT'de hastada bir değişim yarattığını gördüğü için, hastanın da bundan memnun olduğunu gördüğü için yani DKT de bundan çok yarar görüyor. Aynı zamanda hastanın da güvenini kazanmış oluyor. Bunların üzerinden geçmeyelim. Sonra artık dediğim gibi terapiler içinde birçok protokolümüz var. Ne olacak, terapi yöntemleriyle ilgili. Belki kısaca zaten vakaların üzerinde geçeceğiz. Ayrı ayrı hepsinde duracağız. Yani sonrasında yaptığımız işlemlerde terapiler her olguya göre, hani dediğim gibi bir kukbuk yok ama kabaca göreceğimiz yöntemlerimiz var. O yöntemlere uygun hastaya belirgin bir şey seçme imkanımız var. Ama genel olarak baktığımızda, yani biz bütün hastadaki bütün dengeyi geliştirecek bir sistem, bütüncül bir yaklaşım seçtiğimizde hastaların bundan yarar gördüğünü söylemek isterim diyerek bitireyim. Çocuklarda geçeriz, nasıl olsa üstünden geçeriz diye düşünüyorum. Bitirdim. Ağzına oldu sağlık. Mu bilmiyorum. Çok güzel. Ağzına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Seyun hakikaten böyle çok Mabriking'i dinlerken, Mabriking dedi ki aşı tedavisini yapacaksan, yani kaç seans yapacağını ve de her birinin fiyatının ne olduğunu söyleyeceksin. Çünkü bunu yarıda bırakmak diye bir şey yok. O zaman hiçbir anlamı yok. Senin işinde de bu böyle. Yani işin başında hakikaten karşındaki kişi kaç seans yapılacağını ve bunun ücretin ne olacağını ekonomik açıdan bilmedi. Onun için de bu bilgi hakikaten onların bu tedaviyi hiç aksatmadan yapmalarını sağlıyor. Evet. Evet. Şimdi konuşmaya devam ederken ben şuradan bir share screen yapayım. Yapabilirsem bakayım. Bende de evet geldik. Şimdi neyse böyle bir vakayla başlayalım biz. Dedim bugün yani sadece nodüle sınırlı kalacağız gibi gözüküyor. Çünkü üstünde hepimizin çok konuşacağı bir konu. Şimdi 32 yaşında bir kadın hasta, ilkokul öğretmeni. Yani ders yükü artmış. Ondan sonra da sigara içmiyor. Bir reflüsüne ait bir anemnezinde bunlar var. Alerjisi ev tozlarına karşı mevcut. Bekar birisi, evli değil. Çocuğu falan yok. Sakin kişiliği olan bir insan. Ses kısıklığı ve sesinde yorgunluk şikayetleriyle geldi bana. Şimdi şurada bunu görebiliyor musunuz acaba bilmiyorum. Acaba bunu daha da mı büyütsem? Neyse sesi burada iyi duyamıyorsunuz ama yani her iki vokal kordon şurada bir şöyle şey yapayım bakayım. Tamam tekrar oynatayım. Durdurayım. Durduramadım. Durdurayım. Yani her iki vokal kordun açıklığını görüyorsunuz. Baktığınız zaman yani hemen böyle bir ops bir şeye gittim. Çok özür dilerim. Geriye geleyim. Yani bir nodülü ilk bakışta hemen gördüğünüz zaman bana öyle geliyor. Bilmiyorum Sevtap ne dersin sen? Evet. Şimdi
İsimlendirmeden biraz bahsedelim o zaman. Yani şimdi hani nodüller, serbest kenar lezyonları, ses tellerinin orta 1/3, ön 1/3 birleşim yerinde. Aslında ses tellerinin titreşen kısmının tam ortasında yer alıyor. İki taraflı olması tanım gereği zorunlu. Tek taraflı lezyonlar nodül olamaz. O yüzden iki taraflı lezyonlar nodül tanımını hak eder isim olarak. İki taraflı olmak şart ama bu boyut her zaman simetrik olmak zorunda değil. Bazen tek taraflı birisi daha büyük, diğeri daha küçük olabiliyor. Yumuşak olabiliyor erken dönemde. Böyle sizin gösterdiğiniz gibi biraz daha etrafı da ödemli oluyor. Çünkü lezyonlar sınırları belliydi ama etrafındaki mukoza da ödemliydi. Tek başına sadece nodül bölgesi değildi. Ama biraz daha üzerinden zaman geçtikçe, kişi bu sesle gündelik hayatını sürdürmeye devam ettikçe daha sert, daha beyaz renkli, daha keskin görünümlü lezyonlara dönüşüyor. Fibrotik nodüllere dönüşüyor. Evet. Sevtap'cığım şimdi bizim doğru tanıyı koyduğumuz zaman doğru tedaviyi yaparız ve tedavide başarılı oluruz. Yani buradaki en önemli hususlardan biri doğru tanıyı koymak. Yani bazen ben bile ya bu nodül mü diye soruyorum, yani kendim böyle soru işaretleri oluyor, tam emin olamıyorum. Şimdi dolayısıyla da tabii ses terapistlerine gittiği zaman bu hastalar eğer nodül değilse bir sonuç alamıyorlar ki. Problem burada. Yani şimdi, dolayısıyla da bizim burada doğru tanıyı koymamız çok önemli. Şimdi burada ben arkadaşlara da şöyle bir sonrakine gideyim. Yani şurada neler görüyoruz biz? Yani şimdi köşeye baktığımız zaman şurada değil mi? Kabak gibi bir tane kisti görüyoruz. Tamam. Peki buna bilateral nodül der misin şu ortadakine? Ben demem. Ama ben demem ama sorarsanız pratikte nodül diye böyle hasta geliyor mu size? Maalesef geliyor. Yani nodül denilen, yani şuradaki resimdeki hemen altı fotoğrafın altısının da nodül tanısı almış olabileceğini tahmin ediyor. Öyle söyleyeyim. Çok doğru. Ama ben demem. Hatta ben daha da ötesini söyleyeyim sana. Ben internete nodül yazdığım zaman, tamam mı, benzer resimleri görüyorum hep, tamam mı, böyle. Yani hiç alakası yok nodülle. Ve yani bu nodül diye geçiyor, tamam mı? Yani dolayısıyla da böyle bir bu konuda şeyim. Şimdi Ferhan Hocam. Bakıyorsun burada, tamam, bir nodül diyorsun. Tamam. Burada öyle nodül söylüyorsun. Ama buna da nodül deniyor. Ve Seyhun'a gidiyor ya da başka bir yere gidiyor. Hiçbir sonuç alamıyor. Evet, yani işte onun için diyorum zaten. Çok zamanı önemli. Gidiyor hastanın yani, tamam mı? Bazen dediğin gibi hatta çok ötesi buna da nodül deniyor. Ses kısıklığını duyduğu zaman kulak burun boğaz uzmanı hakikaten özelleşmemişse bu konuda, yani tam göremezse bile nodül diyor. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada sadece kulak burun boğaz uzmanlarını suçlamayalım. Yani anlamında hani yanlış terminolojiyse eğer. Şimdi dedim hani bana bu 6 hasta nodül olarak gelmiş olabilirdi. Maalesef belki bu 6 hasta yani KBB hekimi tarafından da nodül tanısı almış olarak gelebilirdi. Ancak buna terapistlerden de nodül diyen oluyor. İşte komşusu da nodül diyor hastanın. Hastanın sesi kısılmış, sende nodül var diyor. Profesyonel sanatçılarda arkadaşı da nodül diyor. Şan hocası da nodül diyor. Yani burada aslında hani itiraz etme duygusu uyandıran şey şu ki, yani ses kısıklığı eşittir nodül. Aynen. Ses kısıklığı varsa kanser ya da nodül. Başka bir tanı olamaz gibi bir algı var. O yüzden de aslında hani bu resimleri belki tekrar tekrar göstermemizin sebebi bunu hakikaten kulak burun boğaz hekiminden eğitmenine, öğretmenine, terapistine, tedavi edenine kadar birçok kişi nodül diyebiliyor. Evet. Ben de zaten teşekkür ederim. Aslında çok güzel söyledin Sevtap. Benim söylediğimi de açmış oldum biraz. Ben de söylemek istemedim. Belki çok içtenlikle terapistler tarafından söylenebiliyor dediğini sen de söyledin. Ben onu söyledim ama şan eğitimcilerinin de böyle hemen çok da iyi tanırım. Kulaklarıma ben çok güvenirim.
deyip nodül deyip söylediklerini biliyorum. Asla yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi bu. Hem terapistler tarafından hem de dediğim gibi diğer uzmanlar tarafından. Yani bu nodül tanısı sadece hekimin koyacağı bir tanı. Ama diğer hani belki işte hekim arkadaşlarda da diğer gösterdiğiniz gibi belki onlara da yanlış bir tanımla geliyor. İşte o zaman belki bize gelirse de eğer değerlendirme olanakları olmayan terapist arkadaşlar da dediğiniz gibi belki onu görmeden hekimin tanısına güvendiği zaman da defalarca terapi yaptığı halde sonuç alamayabiliyorlar. O yüzden işte bence bu konuda çok iyi eğitim alınmalı ki görüntülü değerlendirme yapamıyorsa bile algısal özelliklerden yola çıkarak en azından onun nodül olup olmadığını da daha iyi anlayabilir hale gelmeleri gerekiyor terapist arkadaşlarında. Bakın bu da çok çok önemli diye düşünüyorum. Sayın Hocam orada bir dur. Oraya ben sana bir soru soracağım. Şimdi o noktaya geleceğim ben. Şimdi bizim bir kere işin başında nodülün tedavisinde doğru tekniği hastanın kullanması önemli. Değil mi? Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla da altta yatan predispozisyonlar o noktaya da geleceğim Sevtap. Onu sana bir soracağım. Ama şimdi ilk önce bir kere doğru tanıyı koyabilmemiz lazım. O çok önemli. Doğru tanıyı koyarsak bizim ses terapisti arkadaşımız doğru teknikten bunu geriletir. En azından görsel olarak gerilemese bile hasta sesinden memnun kalır. Evet, kesinlikle. Ve rahat eder. Evet. Şimdi burada şöyle bir hasta. Şunu da göstereyim ben size. Bakın. Ben hocam bir şey daha söylesem olur mu bu arada? Tabii durdurayım. Şöyle söyleyeceğim şimdi hani biz böyle hani cümlemi ben şey dedim hani o da nodül diyor bu da nodül diyor yanlış diyor ama evet. Şunu da söylemek zorundayım. Sizin söylediğiniz bir cümlenin altına çizmeden geçmeyelim bence. Ne dediniz siz? Dediniz ki bazen ben de doğru tanı konamıyorum, emin olamıyorum. Buna da kesinlikle katılıyorum. Şu yüzden katılıyorum. Evet. Tanım gereği bazı şeyler tanımına uygun olmayabiliyor. Şimdi gene ben şeye referans vereceğim. Bizim Aydın'la beraber yaptığımız bir çalışma var. Prospektif ileri dönük olarak. Poliklinikte gördüğümüz, stroboskopla baktığımız, tanı koyduğumuz hastalara daha sonra ameliyat ettiğimizdeki tanılarla karşılaştırmıştık. Bunu ben hani çok basit bir çalışma ama seviyorum, şu yüzden seviyorum. Aynı hekim tarafından poliklinikte stroboskopla değerlendirilerek tanı konulan isimlerin bir kısmının ameliyatta değiştiğini biliyoruz. Yani nodül zannettiğimiz şeyin bazen kis çıktığını, kis zannettiğimiz şeyin bazen nodül olduğunu, bazen hani nodül diye düşündüğünüz şeyin ameliyathanede gördüğünüzde, dokunduğunuzda polip olduğunu görüyorsunuz. Yani bu bir tek bizim yaptığımız, benim ya da Haldun'un hekimliğiyle ilgili bir şey değil. Literatürde de bununla uyumlu çok şeyler var. O yüzden de hakikaten şeye katılıyorum, bazen doğru isimlendirmek, doğru tanı koymak çok da mümkün değil. Kimi zaman teknolojik elinizdeki şeyler yüzünden. Tamam. Kimi zaman hastanın gelimi yüzünden. Şimdi evet. Durduruyorum konuşmayı. Konu tamam. Zamanı iyi kullanmak istiyorum da onun için arkadaşlar. Şimdi bunu ben tekrardan şuradan göstereyim. Biraz önceki lezyonu hatırlıyorsunuz. Tamam. Biraz önceki hastanın nodül dedik. Çift tarafta simetrik lezyonları var. Alın şimdi bu da nodül hastası olarak karşımızda. Çift tarafta simetrik lezyonu var. Tersini yaptım. Çok değil mi? Simetrik aynı yer. Ama bu hasta diğerinden farklı. Şimdi şöyle şu aşamadan geçeyim. Nefes al. Durdurayım. Bunu biraz bakayım büyütebilir miyim ben size? Buradan büyütemiyorum böyle. Büyütebiliyor muyum? Büyütemiyorum. Ama güzel görünüyor. Ama şurada çok net bir şekilde evet. Net bir şekilde bunun nodül olmadığını görüyorsunuz. Bu bir pseudocyst. Evet, karşı tarafta da reaktif bir nodül gelişmiş. Var. Reaktif bir nodül gelişmiş. Evet. Doğru. Dolayısıyla da ses terapisinden bunun fayda görme olasılığı daha az bir önceki hastaya göre. Ama birbirlerine hakikaten çok yakınlar. Yani birçok kişi yanılabilir. Şimdi bu noktada biz ne zaman Sevtapcığım? Bu tabii direkt olarak Seyhun'a giden bir soru. Sana bir hasta geldi Seyhun'cum.
ve ilerleme kat edemiyorsun. Yani nerede, yani bunu Ferhan bana gönderdi ama ya yanılmış olabilir. Bu nodül değil herhalde. Yani ben bir noktada ilerleme kat edemiyorum. Evet. Bu hastada. Buna ne zaman karar veriyorsun? Şimdi sunumda anlatmak istediğim de buydu. Hani bu kadar açık bir vaka ile soruyor olman da tabii çok denk gelmiş oldu Ferhancığım. Demiştim ya, bazen de görüş istiyorlar hekim arkadaşlar. Yani ben tabii özellikle çalıştığım hastanede de çoğu KBBC arkadaşım hep görüş istediler. Hocam bir bakar mısınız? Hocam bir bakar mısınız? Yani bu bir karşılıklı konsensüsle oluştu ve bu bir öğrenme süreci de diye düşünmemiz gerekir. Şimdi tabii ben bu hastayı eğer kendim görüntüleme ile değerlendirmiş olsaydım ben tabii bunu fark ediyor olabilirdim. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bunu gönderen arkadaş da bunu istişare etmeyi isterdim, bunu tanımlayarak. Yani reaktif bir belirginlik geliştiğini söylerdim. Şimdi söylüyorum. Seyuncuğum. Eğer... Benim sorum şu aslında. Bak. Geleceğim oraya. Tamam. Tamam. Gel oraya. Söylerdim diyorum. Ama eğer böyle bir görüntülü değerlendirme yapmadan, bunu görmeden terapiye alıyor olsaydım, bunda muhtemelen bir parça ilerleme gösterirdi. Çünkü şöyle diyebilirim, reaktif nodülle, yine ses terapisiyle ben onu yok edebilirdim oradan. Ama kisti yok edemeyebilirdim. Ondan emin olamıyoruz. Fakat kistin mutlaka alınması gerektiği için, gerektiğini düşünsek de öncesinde pre-op bir yine de terapi yapmayı uygun görüyoruz, biliyorsunuz. Çünkü tamam. Çok küçük kistlerse iyileşebiliyorlar. Tamam. Haklısın. Soruyu daha basit indirgeyim o zaman. Ne zaman sen bu tanının, yani ben sana bu hastayı göndermişim. Ferhan herhalde tanıyı yanlış koydu. Ben bunda ilerleyemiyorum deyip de hastayı bana, yani kaçıncı seansta, tamam mı? Kaçıncı seansta. Yani sen ya bundan daha fazla bir sonuç elde edemeyiz. Burada Ferhan bir şey atlamış diyebilirsin mesela, tamam mı? Evet. Yani ne zaman bunu dersin? Herhalde bir üçüncü seansta derim, eğer kötü bir şeyse. Tamam. Evet. Benim öğrenmek istediğim şey buydu. Şöyle tabii, dediğim gibi gene algısal özelliklerini değerlendiriyor olmamız da şart. Yani şimdi burada reaktifte gelişen bir şey olduğu için, yani hastanın nefesliliğini kontrol etmek, yani o pürüzlü sesin gidiyor mu, o pürüzlü sesin devam edip etmediğini anlayabilmek, bunlar bize o seansların iyi gidip gitmediği hakkında bilgi verir. Dolayısıyla üçüncü seansta aşağı yukarı anlamaya başlarsınız. Çok iyi. Üçüncü seansta anlıyoruz o zaman. Bunu bilmiyordum ben, hakikaten öğrendim sayende. Şimdi Sevtap'cığım, yani her ilkokul öğretmeninde bu nodül olmuyor. Biliyoruz ki bir takım hazırlayıcı faktörler oluyor bazılarında. Yani hepsi, birçoğu sesini yanlış kullanıyor ama nodül gelişmiyor. Ama bazılarında pat diye gelişiyor. Değil mi? Yani burada bence benim kendi fikrim, tedavide ses terapisindeki başarı kadar önemli olan unsurlardan biri de altta yatan hazırlayıcı nedenleri ortadan kaldırmak. Yani ben mesela bu hastada alerjiyi ve reflüyü sanki hazırlayıcı bir nedenmiş gibi görüyorum. Senin bu konuda söyleyebileceğin birkaç şey var mı? Hazırlayıcı nedenlere yönelik ne yapıyorsun? Evet. Şimdi dikkat ederseniz sunumda öyküyle ilgili 3 ya da 4 slide koydum. Yani aslında onu tesadüfen koymadım. Yani algısal değerlendirme için tek slide vardı ki farklı algısal değerlendirmeler, işitsel, görsel, dokunsal. Ama öykü için yaklaşık 4 tane slide vardı. Bunun sebebi şu aslında, hakikaten biz aslında o hastanın, o hasta özelinde o anki patolojisine yol açan neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun bir kısmı hikayeden, bir kısmı yaptığımız diğer kulak boğaz muayenesinde. Yani siz, ben mesela, yani bütün kulak boğaz hekim arkadaşlarımın da aynı olduğunu düşünüyorum. Ses kısıklığıyla gelen hasta olduğuna sadece direkt aç ağzını, larynx'ine bakayım yapmıyorum. O hastanın kulağına da bakıyorum, burnuna da bakıyorum, boğazına da bakıyorum. Ösofagus girişini de görmeye çalışıyorum ki
ek risk faktörleri var mı diye. Burada koyduğunuz mesela 3 faktör bizim ses kısıklıklarında gördüğümüz en sık hazırlayıcı faktörlerden birileri. Sigara. Herkes sigara içiyor, tamam. Ama kişi sigara içiyor artı sesini çok kullanıyorsa, sigara içip sesini çok kullanmayan birine göre sesiyle ilgili problem daha çok yaşıyor. Reflü. Kesinlikle tartışmasız. Reflü hastalığının aktif dönemindeyse ya da reflü ile ilgili bir takım hayatındaki faktörleri olumsuz yönde arttırıyorsa, bu iş yüküyle ilkokul öğretmeni sesiyle ilgili daha fazla sorun yaşıyor. Alerji. Tartışmasız öyle. Alerji mevsimi bilmiyorum. Aranızda alerji olan mutlaka vardır arkadaşlarımızdan, izleyenlerden. Ya yani ben birkaç sene üst üste yaşadım saman nezlesini. Yani inanılmaz bir şey. Yani insanın burnundan başlayarak tüm solunum yolu acayip ödemleniyor. Şimdi evet. Ne diyoruz? Ses sadece larynx'te oluşmuyor ki. Ses bir son ürün. Burundan başlayarak akciğere kadar tüm faktörler sesimizin oluşmasında çok etkili faktörler. Bunun hepsini etkileyen bir hastalık olan alerji tartışmasız seste problem yaratıyor. Öğretmen geliyor. Mesela bu öğretmen belki bahar ayında yaşadığı alerji yüzünden bir şekilde larenjit yaşıyor. Sesi daha çok yoruluyor. Ama 8 saat haftada 5 gün dersine devam etmek zorunda. 40 saat ders anlatıyor. O yükle sesini sürdürüyor. Ve sesini 40 kişilik sınıfa ulaştırmak zorunda. Doğru. O yükle sesinin alerjiyle yaşadığı ekstra inflamasyonla aynı ses kalitesini sürdürmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Aslında şeyi arttırarak yanlış bir takım kompansasyon mekanizmalarını farkında olmadan. Sürdürerek. Ve alerji mevsimi geçiyor ama kişinin sesindeki problem devam ediyor. Alerjiden dolayı değil artık, ortaya çıkardığı kompansasyon yüzünden. Evet. Ya da kronik sinüzit. Yani geniz akıntısı, postnazal akıntı, bunun arkasından olan akıntılar ses tellerini sürekli tahriş ediyor. Kişi enfeksiyon geçiriyor, grip oluyor. Gripin arkasından postnazal akıntısı kalıyor farklı sebeplerle. Bu aynı öğretmen 3 hafta sonra sesiyle ilgili benzer bir sıkıntıyı yaşıyor. Yani alkol kullanımı, cuma ve cumartesi alkol tüketen, hafta sonu alkol tüketen bir öğretmen. Yani aynı öğretmenin içinde tamamen uyduruyorum hikayeden. Hafta sonu arkadaşlarla dışarı çıkmış. Cuma gününe kadar ders anlatmış. Cuma akşamı arkadaşlarla dışarı çıkmış. Kalabalık bir yerde yemek demişler. Covid öncesi dönem tabii ki. bir iki bir şey içilmiş. Zeminde gürültü varken konuşulmuş. 40 evet. Saatin sonunda. Cumartesi günü kalkmış, ses kötü. O gün yogaya gitmiş ya da aerobiye gitmiş. Hareket devam ediyor. Kuru kalıyor. Su içmiyor. Aynı gece dışarı çıkıyor. Annesinin diyelim ki şey partisi var, kalabalık bir aile toplantısı var. O gün de sabaha kadar, geç saatlere kadar ayakta kalıyor. Pazar uyuyor, uyumuyor. Pazartesi günü hop saat 8'de derse başlıyor. Ses telleri cuma yorgunluğunun üzerine. Doğru. Anlattığımız sigara, alkol, susuzluk, uykusuzluk döngüsünün üzerine tekrar bir hafta daha geçiriyor. Yani aslında o kadar çok hazırlayıcı faktör bu kişinin modül olmasına yol açıyor ki, o yüzden de hani A öğretmenle B öğretmenin ne yaptığını ayırmazsak eğer A öğretmeni B öğretmenden ayıran şeyleri bulamıyoruz. Evet. Sevtap, peki tabii. Kişilikleriyle ilgili ne diyorsun? Yani evet, ben de onu diyecektim. Evet. Emosyonel faktörler. Evet, var. Emosyonel faktörler birden fazla yöntemle ya da birden fazla yolla bence sese çok farklı şekillerde etki edebiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi tip A kişilik. Yani benim olduğum kişilik özelliği. Nedir bu? Hızlı konuşan, aceleci, mükemmeliyetçi, her şeyi aynı anda yapmaya çalışan, nefes tutan, hayatındaki olaylar karşısındaki streslerde şu tepkiyi veren kişi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Tip A kişiliğin nodül geliştirme potansiyeli diğer kişiliklere, daha rahat kişiliklere göre, piknik tipi insanlara göre daha fazla. Niye? Çünkü aslında gırtlağımız bizim duygularımızın dışa vurulduğu önemli yerlerden birisi. Tip A kişilerde hani bu şey değişebilir, bunun dışa vurulduğu yer değişebilir. Kimisinde işte fibromiyalji olur, kimisinde mide sorunu olur, kimisinde migren atağı olur. Bazılarında, hele ki böyle iş yükü sesiyle ilgili olanlarda
maalesef burası oluyor. Gerilimin olduğu yer. O yüzden tipik kişilik önemli. Ama bunun ne yapıyorsun için... bu kişilerle sana geldikleri zaman ne yapıyorsun bunlarla? Şimdi hani şeyde ilk baştaki değerlendirmede hatırlarsanız şeyde koydum, taktil değerlendirmeyi. Yani dokunmayı ve boğazdaki eksternal kaslardaki gerilme, nefes tutmayı, solunum paternini izlemeyi de koydum. Yani şey için söylüyorum, benim gibi biri geldiğinde karşıma öyle söyleyeceğim. Hakikaten benim gibi biri geldiğinde geliyor, çünkü çok geliyor bu tarz insanlar. Nodül olan hastalarda çok var. Diyorum ki durun. Nefes tuttuğunuzu fark ettiniz mi şimdi? Şimdi bunu şuna bağlayacağım. Bunu mutlaka Ferhan abi siz dinlemişsinizdir. Benim bununla ilgili çocukluk anım var. Ben çocukken bunun iki katı kadar hızlı konuşuyordum. Hani hakikaten geri dönüp baktığımda aslında çocuk modülü geliştirmek için çok, onu konuşuruz orada, çok hazırlayıcı faktörü olan biriydim. İki tane şey benim hayatımı değiştirdi. Bunlardan bir tanesi şu. Babam bir gün beni karşısına aldı. Ben böyle okulla ilgili bir şey anlatıyorum heyecanlı heyecanla. Bana şunu yaptı. Dur dedi. Nefes al kızım dedi. Şimdi bu benim kafamda böyle çok şeydir. Yazılmış bir şeydir. Çünkü ben orada hayatımda ilk defa nefes almadan ya da nefesimi tutarak konuştuğumu anladım. Tabii bunu o gün anladığımı zannetmiyorum. İkinci şey, böyle bakarsanız eğer, ben şanslı bir azınlığım. Çünkü çocukluğumdan itibaren bir ses eğitiminin içerisinde oldum. Müzik kulağım ve müzikle olan ilgim yüzünden. Bu aslında... Hani şimdi düşünüyorum, hastalarıma da örnek veriyorum ben bunu kendimle ilgili. Aslında ben de niye nodül olmadığını ama ara ara seslerin ödeme olduğunu açıklayan bir şey. Ben eğer bunu bir şekilde çocukken fark etmeden öğrenmemiş olsaydım diyafram solunumunu etkin kullanmayı, çok büyük olasılıkla asistanlığımın ilk senesinde o 80 hasta baktığım dönemlerde nodülle karşısına gelirdim. O yüzden de hastama bunu söylüyorum. Nefesinizi tuttuğunuzun farkında mısınız? Evet. Göğüs ve abdomen solumuna göstermeye çalışıyorum. Dokunuyorum. Tabii, evet. O yüzden de geri bildirim önemli. Tip A kişilikle. Kesinlikle. Madem senden bahsediyoruz, bence senin sesinde tekniğin benim konuşmama göre farklı, Seyhun'a göre farklı. Tekniğinde bir şekilde hata var diyebilirim hızlı konuştuğun için. Fakat bu hani su yolunu bulur gibi, yani çocukluktan beri bu şekilde gittiğin için sen de bu nodülü oluşturmaz. Hı-hı. Ama sen bir de şunu yapmıyorsun. Sen bir abuse bağırmıyorsun. Bağırarak evet. Konuşmuyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla sende oluşmaz. Ama şey, faktör dediniz ya. Hastalarımızda emosyonel faktörlerde şey olan hastalara baktığımız zaman bağırıyorlar, tamam mı? Yani sakin bir kişilikleri olmayıp daha agresif bir kişilikten bağırıyorlar bir. İkincisi sosyal kişilikleri de onları ön plana çıkma arzusuyla bağırarak konuşma, bağırarak gülme alışkanlıkları oluyor. Yani bütün bunları düzeltemedikçe sadece Seyhun'un yapacağı terapiyle yok. Bence başarılı olamayız, bu tekrarlar. İşte onun için ısrarla ben burada o soruyu soruyorum. Bu hastalarda bir şekilde birileriyle paylaşıyor musunuz bu hastaları? Tabii, yani başka branşlardan arkadaşlarımız olabilir, başka yardım alabileceğiniz insanlar olabilir. Onu öğrenmek istiyorum. Tabii. Bana soruyorsan kişiyle ilgiliyse özellikle tabii ki bir psikolog arkadaştan destek alabilirler. Evet. Yani almakta da yarar var. Sevtap da herhalde aynı şeyi söyleyecektir. Tabii ki. Yani bana sorarsanız hani hakikaten o kişinin hayatında şey de önemli. Belki mesela bu ilkokul öğretmeninin strese girdiği dönemler, kendini yetersiz ettiği dönemler olabilir. İşiyle ilgili, performansıyla ilgili kaygıların olduğu dönem olabilir. Mesela o dönemlerde nodül geliştirmeye daha meyilli olacaktır. Yani nitekim mesela belki yine konuşacağız. Nodül tedavisi almış olan hastalar hayatlarının ilerleyen dönemlerini tekrar nodül atakları, nodül problemleriyle karşılaşabilirler. Ne değişiyor? Bana sorarsanız haksız mıyım Sayın Hocam? Sadece kişi farklı fark ediyor. Daha erken fark ediyor. Geliyordur değil mi? Tabii kesinlikle fark ediyor. Yani gerginlik, stres çok çok önemli. Kişinin sürekli gergin olma hali de çok önemli. Yani bu sakin kişilik olabilir ama
belki belirli dönemlerde dediğin gibi menstruasyon dönemlerinde örneğin belli olmaz veya bir şeye üzüldüğü zamanlarda onlar da artıyor olabilir. Ve nodülün tekrarlama ihtimalinin olacağını da düşünebilirim. Yani bir kere başladı mı da zaten daha sonra belli aralıklarla tekrar tekrar olabilen hastalarım da çok oldu benim de gerçekten. Yani geçiriyor. Tamamen iyileştikten sonra bakıyorsunuz 2 sene sonra tekrar gelebiliyorlar. İşte benim de en çok sıkıştığım noktalar bunlar Seyon. Yani işte Sevtap'ın dediği gibi sigara alışkanlığını bıraktırayım, reflüyü tedavi edeyim, alerjisini tedavi edeyim, tamam mı? Yani bir takım önerilerde bulunayım ama şimdi karşıma benim yani böyle bir sosyal kişiliği olan kişi, zaten sessiz, sakin, içeri kapalı kişi de ses teli problemi olmaz. Tamam mı? Yani onlar seslerini kullanmıyorlar. Dolayısıyla da hiçbir şekilde problemi yaratmazlar. Problem sosyal kişide oluyor. Tamam, problem dışa dönük kişide oluyor. Yani o dışa dönük kişinin en çok problemi orada yaşıyorum ben. O dışa dönük kişinin ben karakterini değiştirmek istemiyorum ki. Yani o öyle mutlu. Tamam, yani o sesini öyle kullanmak istiyor. Onun için bunlarda çok çok başarılı olamayacağımızı da kendilerine söylüyorum. Yani ben senin ama şöyle bir şey de var. Ben istemiyorum diyorum. Yani Ferhan şu da var. Bu tip karakterde olsalar bile sesini kullanmayı iyi öğrenirse ki ve buna motive ise hasta ve o sesini o şekilde kullanmaya bir kere alışırsa alıştıktan sonra geri dönüş yaşamıyorlar inanın. Böyle de çok hastamız var ama burada dedim yine sosyal kişilik, yine gergin fakat sesini kullanmayı iyi öğrenmiş kişi. Evet. Bu önemli bir şey çünkü şarkıcıları düşünün, profesyonel ses sanatçılarını düşünün. Onlar da bebekliklerinden öğrenmiyorlar şarkı söylemeyi ve bu seslerini o şekilde kullanmayı. Bu bir öğrenme süreci ama şunu söyleyebilirim. Bakın hatta bu bir Amerika'daki bir arkadaşım, ses terapisti bir arkadaşımla da bunu çok konuşmuşuzdur. Böyle zamanlarda nodül terapisi öyle 6-8 saat sürmüyor, onu söyleyeyim. Bu uzun soluklu ve uzun bir dönem oluyor. Ve bunun bir kontrol dönemi de yaşanıyor böyle vakalarda. Çünkü onun zevkini ve o kullanımı seven bir hasta olursa bunu bırakmak da istemiyor inanın. Ve onlarla belki 12-18 seans devam ediyorsunuz. Ama iyi sonuç alıyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Bir açıdan Ferhan Hocam, ben de size bir noktada katılamayacağım. Şöyle katılamayacağım. Bizim aslında hedefimiz ya da sizin de hedefiniz o hastayı komple değiştirip başka bir kişiyle dönüştürmek değil aslında. Değil, tabii. Temelde sizin ve Sayın Hocanın ya da benim evet. Ya da sizin, bizim ya da ekibin diyelim aslında toplamda yapmaya çalıştığı şey o hastanın özelinde bu nodülü yaratan faktörleri tek tek bulup aslında kişide şefkatini oluşturmak, şefkatini evet. Oluşturmak. Bu böyle bir gün yani şey çünkü size de geliyordur eminim bütün hastalarımız şey soruyor. Herkes aynı ders yükünü taşıyor. Ben niye evet. Oluyorum? Evet, yani aslında evet. O kişinin özelinde bir dolu faktör var. Evet. Biz bu faktörleri parça parça olabildiğince hepsini ortadan evet. Kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Ve tabii ki aslında bana sorarsanız temel şey belki o hastanın böyle bir nasıl diyelim patolojiye toplamda tüm yapısının uygun olduğunu anlaması. Evet. Ve kimi zaman da hakikaten dediğiniz gibi bunun tekrar tekrar oluşabilme ortamının olabileceğini bilmesi. Evet. Hani bu şey gibi bir şey. Evet. Nodül terapisini almış ve sesinin sağlıklı halde kullanılacağını öğrenen birisi. İşte ne bileyim ben cuma günü cuma akşamı 40 saat ders anlattıktan sonra da o gece dışarı çıkmıyor da cumartesi evet. Değilmiyor. Cumartesi evet. Gecesi dışarı çıkıyor. Evet. Yani gene bağırıyor, gene işte çılgınca evet. Konserlerde şey yapıp çığlık atıyor belki ama pazar gününü sessiz geçiriyor. Ertesi sabah da kalkıp branca gitmiyor diyelim. Evet. Kalabalık branca. Evet. Zaten şöyle söylüyoruz ya bir de hani doğrudan terapi yöntemini bırakalım bir kenara. Onun öncesi olan kısımda yani ses hijyen kurallarının içine girmeyen o ayrı bir şey. Kendi içinde bir bütün. Bir de fonotravmaya neden olan davranışlar diyoruz bakan. Bunların azaltılması diyoruz veya elimine edilmesi. Yani bu da bizim ikinci şıkkımız aslında. İşte o da Seyit Tap'ın aynı söylediği şeyler. Yani bütün bunları elimine etmek de önemli.
ona neden olan ortamı değiştireceksiniz. Çevresini belki değiştireceksiniz ama hastanın kişiliğini değiştirmeyeceksiniz. Hastanın sesini iyi kullanmasını öğreteceksiniz. That's the point yani. Maalesef kişiliğini değiştirmediğin sürece maalesef ortamı falan hiçbir şey değiştiremiyorsun. Tamam. Ya, yani bu iş çok kolay bir şey değil. Değişim zor. Çok zor. Değişmiyor hasta. Şimdi hasta oradan değişmiyor. Böyle birkaç tane böyle altı çizilecek soru soracağım. Evtap, şimdi biraz önce bir örnek verdin ya, o örneği kafanda tut. Nasıl bir örnekti? Bir öğretmen konuşuyor, sonra cumartesi akşamları da layla elom eller havaya gidiyor. Tamam mı? O senin o örneğin. Şimdi o hastayı soracağım ama sonra bu hastayı Seyhun tedavi etti. Yani ses terapisini yaptı. Tamam, çok iyileşti falan derken tekrarladı. Ve bu şekilde bu hasta böyle bir şekilde ne şeyini huyundan vazgeçiyor, tamam mı? Yani hiç bunlardan vazgeçmiyor, ödün vermiyor ve bir sonuç alamıyor. Ne yaparsa, ameliyat eder misin böyle hastayı? Vallahi şöyle söyleyeceğim, böyle bir hastayı ameliyat ederken etmeyi düşünürsen hani bayağı düşünmem lazım. Çünkü şöyle söyleyeceğim, aslında bu göz göre göre başarısız olacağınızı ve bu başarısızlığın da size yapışıp kalacağını bilmek gibi bir şey. Kolay bir karar değil. Hastayla evet. Çok uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Yani terapi almış. Çünkü siz oradaki modülü alacaksınız. İşte terapiyle düzelmiş. Ama evet. Biliyoruz ki bir ay sonra tekrar olacak. Hatta iyileşme döneminde bile olabilir hasta. Eğer çok güzel emek verirse olur bir ay sonra. Yani zor bir karar. İki tane farklı hasta var. Bunlardan bir tanesi Seyhun Hoca'nın emek verdiği fakat düzelmeyen fibrotik nodülleri nedeniyle hastanın memnun kalmadığı bir hasta var. Bunu ameliyat edersin. Tamam. Tartışmadan ederim tabii ama ki. Ama Seyhun Hoca'nın başarılı olduğu fakat huyundan vazgeçmediği için sık sık tekrarlayıp sorunlarla senin kapına gelen bu hastada ben ameliyat etmem diyor. Yapmam. Hatta şöyle söyleyeceğim. Böyle gelen çok amatör sanatçı var hocam. Yani amatör sanatçıların genel alışkanlığı bu yönde. Yani peki, sanatçı dedim, bir soru geliyor sana. Karşına geldi bir şarkıcı. Tamam mı? Evet. Ve nodülü gördün. Onlar nasıl konuşur? Hayır, nasıl konuşursun? Yani pat diye sen nodülünüz mü var dersin? Yoksa başka bir şey mi dersin? Yani nasıl onunla anlatırsın derdini? Valla şöyle söyleyeceğim. Pratiğimi soruyorsanız aslında ben nasıl başlıyorum? Videoyu koyuyorum karşısına hastanın. Burası ön, burası arka, burası A, burası O, burası larynx'in girişi. Benim gibi, diye. Evet. Aynen, yapıyorum. Ha, yavaş yavaş, yumuşata, serbest kenar, orta bir bölüş lezyonlarına gelene kadar. Ama şunu da bir pratikte biliyorum ki bunları istediğimiz kadar konuşalım. Hasta lezyon. Hele ki ben nodülü neredeyse hiç kullanmamaya çalışıyorum. Şeyin görüşmenin sonuna kadar. Hiç kullanmıyorum. Çünkü hani sahne sanatçıları için özellikle öğretmenler için böyle değil mesela. Öğretmenler nodül tanısını severek kabul ediyorlar. Yatkınlar, doğru. Evet, tabii de seviyorlar. Yani o şey gibi bir şey. Öğretmenliği iyi yaptıklarının işareti. Yıllardır öğretmenim, tabii ki nodülüm var. Hakikaten böyle bir öğretmen grubu. Öyle. İşçinin elindeki nasır gibi. Aynen hocam, öyle gerçekten yani şey gibi. Emeğinin öyle. Karşılığı gibi. Doğru. Kolay mı? Önce öğrenciye koca sınıfa ders veriyorum falan formatında. Ama sahne sanatçısı olduğu andan itibaren nodül tamamen bir intihara yakın meyletme hale. Yani o akşam içeceğini biliyorsunuz o hastanın eğer nodül derseniz. O yüzden de yani nodül kelimesini kullanmamak için açıkçası her şeyi yapmaya çalışıyorum. Nodül üzerindeki kötü etiket yüzünden aslında ben sanatçı olsam bu bilgimle bana nodül dense ben sevinirim. Şu yüzden sevinirim. Yani aslında yol belli, rota belli. Eğer ben yani her neyse ister terapistle, ister şan eğitmenimle, ister hekimimle ya da hepsiyle beraber neleri değiştirebileceğimi bulsam, biraz da hakikaten emek versem, çalışsam bu düzelecek. Her şey hakikaten çok daha iyi bir noktaya gelecek. Ama sanatçılar için nodül sözü sanki şey gibi ellerinden işin alınması alınmış gibi. Şey gibi evet. Birkaç tane böyle çok kötü örnek var ya, nodül olduğundan demin olmadığımız. Tedavilerinin sonunda seslerin bir takım problemli seslere dönüştüğü, performans ya da şey diyelim yani kariyerlerin böyle olumsuz yönde şekil değiştirdiği birkaç tane örnek var. Hani yabancı klasik alanda da var, yerli ve Türk olanlar da var. Hani insanların kafasında nodül kelimesiyle beraber bu
imajlar yapışmış kalmış. Yani o yüzden ben açıkçası nodül sözünü kullanmamak için her şeyi verebilirim o hastalar karşısında. Peki, çok güzel. Hastayı muayene ettin. Kulak burun boğaz muayenesi. Sana ses şikayetiyle gelmemiş. İki tane nodül gördün. Tamam, simetrik duruyor nodülleri. Ne yaparsın? Bu hastayı ses terapisine gönderir misin? Göndermez misin? Yani göndermek isterim tabii ki. Yani hastanın fonksiyonel düzelmesini sağlamak için ama şöyle bir şey yani sahne gene şey profesyonel kullanıcı mı? Değil. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Şöyle söyleyeceğim. Ben bugün bir hasta gördüm. Size söyledim. Hani bunun alakası yok ama benziyor. Hasta içeri girdi dedim ki kesinlikle bu hasta herhalde refer hasta ve ses problemi olan bir hasta. Hakikaten hani gırbasın üçlerini zorlar. 3 plus denebilecek sesler. Strain açısından, roughness açısından falan. Hastaya sordum. Nasılsınız? Buyurun işte şey. Hasta kulağındaki bir şikayet için gelmişti. Kulağında kaşıntısı var. Dedim ki ne zaman? Ya, yavaş yumuşak yumuşak girmeye çalışıyorum. Hani nedir problem diye. Yani hastanın 17 yıldan beri hani hakikaten kapıdan içeri girdiği anda azıcık bu alanda çalışan kişinin tahmin edebileceği bir ses değil. İnsanda şey duygusu yanıyor. Ya bu sesi birazcık daha yerle getirmek için her şeyi ne yapabilirim diye. Hastanın 17 yıldan beri bir ses problemi var. Ve hakikaten acayip nodülleri demeyeyim ama daha sert belli ki zeminde belki sulkusu var. Hani kulağa tırmalayan bir ses. Ama hasta bununla ilgili kesinlikle ne şikayetçi bununla hayatını barışık yaşamaya alışmış. Ben bu hastaya tutup da ya sizin sesiniz ne kadar kulağı rahatsız ediyor ya da siz bunun şey olmasını istiyor musunuz der miydim? Demedim valla ben o sırada demedim. Sadece böyle bir ağzını aradım kibarca. Hani nazik bir şekilde durumu anlamak için. Ve dedim ki hayır. Yani biz çünkü hastayı tedavi ediyoruz. Hasta olmayan birine siz istediğiniz kadar hasta olduğunu düşünmeyen birine terapiye yollasanız da yapmaz. Ancak şu anlama gelmez bu. Yani eğer hastayı detaylı sorgularsanız konuyla ilgili bir şikayeti olmadığı anlamına gelmez. Bazen hasta farkında olmayabiliyor ama sorduğunuzda yavaş yavaş konuyla ilgili şikayetlerinin olduğunu ama bir çaresizlik içerisinde olduğunu anlıyorsunuz. Bunu böyle kabul etmiş bu şey gibi. Hani nodül olan öğretmen gibi. Öğretmen dediğin nodülsüz olmaz algısı gibi bir şey. Orada da böyle bir hafiften deşer, mümkünse her şey yapmaya, yönlendirmeye çalışırdım açıkçası. Evet. Seyuncuğum. Evet. Peki bu COVID döneminde sen nasıl yapıyorsun ses terapilerini? Yani oraya mı geliyor yoksa evet. İnternet üzerinden yapıyor musun? Yok. Şöyle COVID döneminde hiç hasta almadım. Almak da istemedim açıkçası. Zaten hele belli bir dönem hiç çalışmadık. Şimdi yani hastanede bulunan DKT araştırma görevlisi arkadaşlarım var. Ama zaten çok az hasta gelmişti ama son 2-3 aydır bayağı potansiyel artmış durumda. Ama birkaç arkadaşım Medcom'da Kavacık kampüsümüzde teleterapi yöntemiyle yani hastalara terapi almak isteyen hastalarımıza ulaştılar. Onlarla devam ettiler ama hani verimli oluyor mu? En azından hastanın belli ölçüde sesinden özellikle hiç memnun olmayan veya acil ihtiyacı olan vakalar memnun olabiliyorlar ama yani tabii şu da var diyor yüksek perde high pitch sesleri perde kaydırmalarını falan tabii bilgisayarda algılamakta ve anlatmakta zorlanabiliyorsunuz yani bu tür zorlukları var ama yine de yapılamaz değil ve son yıllarda da biliyorsunuz hatta son 10 yılda tele sağlık programları dünyada çok gelişti. Çok da gelişmeye devam ediyor. Ses terapisinde de bayağı aktif. Stample'ın bu konuda çok güzel bir konuşması vardı. En son 2017 yılında mı gitmiştim Amerika'da dinlemiştim. Yani video model, self modeling, video self modeling, MP4 aracılığıyla
ve Virtual Reality on Voice Disorders diye bayağı şahane bir sunusunu dinlemiştim Stample'ın. Dolayısıyla geleceğin yöntemleri olarak da düşünmek gerekebilir. Çünkü bu pandemi geçecek ama yeni bir pandemi gelecek diye düşünüyorum. Artık dünya buna doğru gittiği için herhalde bu teknolojileri kullanarak da etkili yöntemler geliştirmek zorundayız. Ama daha biz en azından başındayız, alışmaya çalışıyoruz. Öyle düşünelim. Evet. Seyta, şimdi bir ikinci bir vaka gösterdim ya biraz önce. Hani ben bir taraftaki bir pseudocyst dedim. Tanıyı doğru koymamız lazım. Diğer tarafta reaksiyonel nodül vardı. Şimdi bu hastayı ne yaparsın? Yani pseudocystini bir şekilde ses terapisine gönderdik diyelim, yanlışlıktan bir şekilde. Ve tedavi olmadı. Ve geri döndü. Ve bu gördüğün görüntüden geldi. Sol vokal kordundaydı. O sol vokal kordunu opere ettin. Sağda da reaksiyonel nodül duruyor orada. Ona cerrahi bir şey yapar mısın? Yoksa yapmayıp da kendi haline mi bırakırsın veya bir ses terapisine mi göndeririz? Şimdi benim vokal fold lezyonlarında eğer ameliyat kararı veriyorsam aslında öncesinde birkaç seans terapi almasını istiyorum. Şöyle ki yani benim için cerrahi tedavinin bir parçası da aslında preoperatif yapılan ses terapisi. Bunu her hastada yapabiliyor muyum diye sorarsanız tabii ki her hastada mümkün değil. Yani burada hasta faktörü var, terapiste hani ulaşma faktörü var, hastanın beklentisi faktörü var, sizin planlama, bir dolu faktör var. Kesinlikle kabul ediyorum. Gündelik hayatta bunlar modifiye ediliyor. Evet. Ama içime sinen, böyle hani gönlümün rahat olduğu, çünkü şey önemli bir şey, bir hastanın yapacağınız şey için en iyisini yaptığınızı bilme duygusunun olduğu zamanlar önemli bence. Bu duygunun olduğu zaman hastanın mutlaka preoperatif terapistle beraber çalıştığı zamanlar oluyor. Neden? Amaç? İki şey. Biri, eğer hakikaten reaktif bir şey varsa ben bu reaktif lezyonun ya kaybolmasını ya küçülmesinin mümkün olacağını biliyorum bir. Terapiyle. İki, aslında hemen hemen her mid membranöz benim patolojide hastanın bu lezyonla ya da lezyonlarla baş etmek adına yaptığı bir takım fonksiyonel davranış değişiklikleri oluyor larynx'te. Benim lezyonunu çıkarıp postoperatif dönemde sesinden memnun en az olduğum hasta, iki tane hasta grubu var. Birisi ameliyatta öngörmediğim sulkuslar, sulkus olan hastalar. İkincisi preoperatif değerlendirmede hiperfonksiyon davranışı çok olan hastalar. Bu hastalar postoperatif erken dönemden itibaren çok ciddi ses kısıklığıyla karşımıza geliyor. Benim için bir hani psikolojik olarak çok zorlayıcı bir dönem olarak geçiyor. Çünkü hasta mutsuz, zaten hasta şeyle sesim kaybolacak diye korkmuş ameliyata girerken, ben onu anlatmışım ama şey değil. Hastanın ile bu erken ses kullanımına geçiş döneminde sesinin daha kötü olmasıyla ilgili sıkıntıları var. Ses geçişiyle ilgili sıkıntıları var vesaire vesaire. O yüzden de bu hiperfonksiyonel kullanımı önden azaltmak ya da baş etmek, evet, ya da farkındalık oluşturmak çok değiştiriyor. Üçüncü sebebimi söyleyeyim. Bu da en az bir seans terapi alması gerektiğine inandığım hasta grubu. Aslında postoperatif kısmi ses kullanımına geçme dönemi. Bu hiç benim gibi çok konuşan ama hastayla böyle detaylı olmaya çalışan birisi için bile hakikaten çok zor bir şey hastaya öğretmek için. Hastaya postoperatif dönemde sesini germeden, yormadan ama zayıf olmadan ama diyafram desteğiyle yıpratmadan belli sıklıklarda konuşmasını öğretmek hiç kolay bir şey değil. Bence bunun için biriyle, bir kişi, ben bunu zaman ayırırsam benle be olabilir. Bu illaki terapist olmak zorunda değil bence. Ama hani 40-45 dakikaya yakın çalışılması, o hastanın özelinde gündelik hayatının değiştirilmesi lazım. Evet. Sevtap, doğru mu anladım diye düşünüyorum. Bir, ben diyorsun ister bir polibi olsun, karşı sesliğinde reaktif nodülü olsun veya olmasın, fark etmez.
ister kist olsun, ne olursa olsun, böyle bir şey olduğu için bu hasta sesini yanlış kullanmaya başlamış, bir yanlış bir kompansasyon mekanizması var ve ben yeri olmasa bile bir ses terapisini yaptırıyorum bu hastalara ki bu yanlış kompansasyon mekanizmalarını ortadan kaldırayım ve hastalarda operasyon sonrası daha başarılı bir sonuç elde edeyim diyorsun. Katılıyorum. Kesinlikle. Şimdi Sayan Hoca'nın söylediği bir laf vardı hatırlarsanız. Bence burada şu çok değerli. Belki bu mesajı da doğru söylememiz lazım. Terapiye niye geldi? Şimdi söylediğiniz şey şu anlama gelmiyor. Ben bu hastayı terapiste ya sen bu hastanın lezyonunu da kaybet diye yollamıyorum ki. Yani hani Sayan Hoca dedi ya neydi hedefimiz diye. Tabii ki hani şey var lezyonun yaşı, derinliği ne olduğu. Ancak ne için terapiye yolladığımı terapistin bilmesi lazım. Terapistin de bu konuda benimle hemfikir olması lazım. Aynen. Şimdi, süre ilerliyor arkadaşlar ve tamam. İkinci saate gidiyoruz neredeyse. Kısaca bir iki soru sormak istiyorum. Ondan sonra aslında yavaş yavaş bu işi sonlandırmak istiyorum. Daha da çok konuşabiliriz nodül hakkında. Nodül bile yarım kalıyor neredeyse. Şimdi soru şunu sorayım diyorum. Çocuklar. Tamam, başınızın belası. Nodüllü çocuklar. Kız çocuk, erkek çocuk. Tamam. Ama bütün bu kulaklığın boğazın ve de ses terapisinin en önemli sorunlarından biridir. Onu sonra sakladım. Öyle bir sorayım dedim. Şimdi erkek bir çocuk geliyor size ve 7 yaşında muayene etmeye çalışıyorsunuz. Her neyse ediyorsunuz ve başarılı oluyorsunuz. 2 tane nodülü görüyorsunuz. Ve çok iyi de bir gözünüz var. Kis falan değil. Bundan eminsiniz. 2 tane nodülü var. Bu çocuk da erkek çocuk. Ne yaparsınız? Hocam Sayın Hoca'ya topu atın. Oradan başlasın. Tamam. Sayın'a gönderdim. Sayın, ama yani, çok lütfen. Yok çok yok lütfen. Şöyle yani ben de tabii bir yani çok fazla çocukla çalışmadım ama Mega'da özellikle bayağı bir hasta popülasyonumuz oldu geçtiğimiz yıllarda. Tabii tanısı konmuş geldiğini ve nodül tanısı konmuş geldiğini de söyleyerek vallahi çok zor oluyor terapileri. Hatta bunu bir oturumda da konuşmuştuk, tartışmıştık hatırlarsanız. Çünkü çocuklar sıkılıyorlar biliyorsunuz. Bazı şeyleri çocuklara anlatmak ve o ses egzersizlerini onlara yaptırmak hiç kolay değil. Ama çok çok iyi geçen seanslarımız olduğunu da söylemek isterim. Yani Elçin'in doktora teziyle ortaya çıkardığımız o terapi kitabı aslında çok işe yarıyor. Tamam. Bunu kullanmak çok güzel bir şey. Dolayısıyla yani terapiden iyi sonuç alınabilir ama o çocuklarla oturup oynamanız gerekiyor. Oyun oynamanız. Yani biraz daha genç arkadaşlar bunu daha iyi yapıyor olacaklar ama ben artık bu işte çok fazla iyi olamayacağımı düşünüyorum. Hani o sabrı gösteremiyorum artık. Toplam 2 dakika çok kısa. Elçin mikrofonunu açsan cevap ver buna. Aynen versin. Versin çok... tabii yani Sovte, mesela Sovte, bu Laxvox bir çeşit yarı tıkalı şeyler falan biraz oyunlaştırılmış bilgisayar oyunları çıktı şimdi. Onlarla evet. Falan sürebilir. Gel Elçin, hadi bakalım. Elçin kısaca. Pediatrik grupta şöyle bir durum da var. Pediatrik grup genelde kendi farkındalıklarıyla ve kendi talepleriyle değil, çoğunlukla ailelerinin talepleriyle bizlere geliyorlar. Kulak, burun, boğaz hekimine bu taleplerle gidiyorlar. Dolayısıyla aynen. Onların öz farkındalıkları yok. Yani en başta farkındalıklarını arttırmak lazım. Oyunlaştırmak bu açıdan önemli. Yetişkinlere önerdiğiniz önerilerde şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. İşte su iç, bağırma, sesini şöyle kullan. Belki birkaç örnek ve belki birkaç onun yerine koyabileceği davranışla yetişkin bunu çok rahatlıkla alıp götürebiliyor. Ama çocuğun bunları genelleştirmesi, hayatına bunları adapte edip bunları uygun şekilde kullanabiliyor olması çok mümkün olmuyor. O yüzden bolca oyun, bir sürü yani bütün kullandığımız terapi yöntemleri çocuklarla da işe yarar ki terapi yöntemleri her ne kadar standart ve sınırları belli olan yöntemler olmuş olsa da ses terapisinde de ilk Sevin Hocam da vurguladı. Bireyselleştirilmiş terapidir esas olan. Dolayısıyla çocuğa göre onları basamaklandırmak,
çocuğun anlayacağı dille, yani onun bilişsel seviyesine, dil seviyesine uygun dille ona olayı açıklamak. Aynen. Onda yani hani sende bir sorun var, sen oraya buraya geldin gibi bir tutum içinde değil ama hani ondaki değişimin farkına varmak, kendi sesini dinletmek, daha sağlıklı olan sesleri dinletmek, daha kötü olanları dinletmek. Çünkü günümüz çağındaki çocuklar da, kendi kızımdan ve etrafımızdaki onun arkadaşlarından da biliyorum ki, mantıklı yaptığınız ve bir yerlere, bir bilgiye dayandırdığınız her türlü bilgiyi çok çabuk kabul edebiliyorlar. Hani akıllarına yatmasa bile ha bunun kuralı demek böyleymiş deyip sizinle uyumlu bir şekilde çalışabiliyorlar. Sayın hocamın dediği gibi hani geliştirilen materyaller, yapılacak oyunlar, oyunlaştırma, yani bir araba yarışı bile bazen hani sesimizle beraber hadi şu arabaları yarıştıralım dediğinizde dahi çocuklarda çok büyük farkındalıklar gelişebiliyor. Onları işte ses dedektifleri yaptığınızda ya da süper kahramanlar ilan ettiğinizde, yani onların dilinden biraz konuşunca aslında bizlere uyum da sağlayabiliyorlar. Ama o öz farkındalıkları, kendileriyle ilgili farkındalıkları olmadığı için o iç motivasyonlarını yüksek tutmak çok daha önemli. Çünkü geliyorsun, niye geldin yani buraya sorusunun cevabımı annem getirdi. Niye geldim bilmiyorum ki. Sorunların farkında değiller. Siz diyorsunuz ki top oynarken sakın bağırma, işte düdük çal, onu yap falan. O hala gene onu unutuyor ve çünkü çok daha dürtüsel yaklaşıyorlar. Onların öyle bir mekanizması henüz gelişmediği için bu mekanizma zamanla gelişiyor. O orada yine bağırmaya devam ediyor. O yüzden çocuğa onun diline uygun anlatmak, bol örneklemek, oyunlaştırmak ve çok çocuğa özgü bireyselleştirmek çok çok önemli. Peki Erçin. Aile diyor ki tamam, yani eğer Erçin Hanım biz başarılı olamadık diyor. Sevtap, bu soru sana geliyor. Biz çok teşekkür ederim Erçin. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Yani Erçin Hanım'a götürdük ama bizimki hala bağırıyor çağırıyor. Fakat yani okulda öğretmenler arasında konuşuluyor benim çocuğum, oğlum. Koroda ondan da çıktık. Yani bu tam anlamıyla bir sosyal bir problem oldu çocuğum için. Yani yani ameliyat edin de şunu kurtulayım Sevtap Hocam. Ne dersin? Evet. Bugün bütün tricky sorular bana gelecek. Ay evet. Ama ameliyat diyor. Ne yapsın? Bana soracak hali yok. Sana soracak. Evet. Şöyle söyleyeceğim. Evet. Zor durumlardan seçelim. 7 yaşında erkek. Şöyle söyleyeceğim, yani aslında bu benim şu sorduğunuz soru gündelik hayatımda hiç de nadir olmayan bir şey. Çocuk hastaların, şöyle söyleyeceğim, çocuk hastalarımdan ses kısıklığıyla terapiye yolladığım hastaların yarısından fazlası aslında bana tekrar geri geliyorlar. Yani hani bilmiyorum, ben şeyde de çalıştığımı düşünmüyorum. Ben İstanbul'da ve gerçekten çok iyi terapistlerle yakın temas halinde olduğumu düşünüyorum. Çok şanslıyım. Hani hakikaten buradaki izleyici arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu hasta paylaşımı yapmışızdır eminim ki. Bunun sebebi o terapist arkadaşlarımın terapide başarısızlığı asla değil. Bunun bir kısmı hakikaten aslında çocuklarda bu multifaktöriyel meselenin çok fazla olması. Evet, çok fazla. Birincisi, bana sorarsanız davranış değişikliği ve içselleştirmenin çocuklarda çok düşük olması. Evet. O yüzden de hani maalesef hastaların önemli bir kısmı tekrar geliyorlar. Burada bana sorarsanız ameliyat kararı yolunda karar vermemi sağlayacak birden fazla faktör var. Birincisi bu hazırlayıcı faktörler meselesi çocuklar için çok daha önemli. Alerji, yeni zeti, kronik sinüzit, bana sorar. Çocuklarda reflü çok önemli. Bunları bir daha gözden geçirmek gerekiyor. Ve başarılı olamadın. Bana sorarsanız, ben abi bana sorarsanız sulkus meselesi asıl mesele. Yani bu çocuklarda altta yatan sulkus meselesi önemli. Üçüncüsü de cerrahi yaptığınızda postoperatif cerrahi iyileşme dönemini ne zaman, hangi çocukla ne kadar iyi yapabileceğinizin hesabını yapmak bana sorarsanız. Gerisi tabii ki cerrahi. Söyleyeyim size, tabii ki cerrahi. Niye yapmayacaksınız? Sadece postoperatif dönemde o bizim ses cerrahilerinde yaptığımız rehabilitasyonun erken aşamasını aşabilirsek muhteşem sonuç. Aşamazsak golü yedik. Hep beraber AYE ile beraber. Ay çok zor. Bu da şey diyeceğim Ferhan Hocam, yani siz de bilmiyorum benzer bir şey yaşıyorsunuzdur eminim ki. Ben kendi adıma aslında şeyden daha çok rahatsız oluyorum. Yani hasta ve aileler, başka hekimler, kulak burun boğaz hekimleri tarafından daha olumsuz yönde koşullandırılıyorlar. Yani ben
bu koşulların hepsini bir araya getirip hastaya cerrahi diyelim mi diye düşündüğümde başka kulak boğaz hekimlerinin bunların hiçbirisine çok da değerlendirmeden hani şey de değil gerçekten hani olumsuz yönde çok senaryoyla korkutulan hasta da var. O yüzden de yani çocuk olduğu zaman hasta grubu işler çok daha karmakarışık maalesef. Şimdi çocuklarda puberteden sonra tabii ki bu nodüller geriliyor gidiyor. Evet. Yani erkek çocuklarda. Kız çocukları katmıyorum. Kızlarda bu olmuyor. Kızlar daha zor vakalar. Ama kızlarda da puberteye kadar nodül gelişmiyor. Kızlarda puberteden sonra nodül gelişiyor. Bunun özelliği burada. Şimdi çocuklar benim açımdan çok önemli bir grup hakikaten ve hep böyle kafamı kurcalayan bir grup. Ve bunlar da ses terapisiyle veya efendim onlarla çocuklarla konuşma, aileyi eğitme bunlarla bir şekilde sonuç alamıyorum. Yani ve işin açıkçasını söyleyeyim bazen burama geliyor puberteyi bekleyin diyor. Tamam yani ameliyat etmek istemiyorum. Ameliyatına gelince şimdi bu ameliyat konusunda hakikaten Sevtap işte ve diğer arkadaşlar hepiniz son derece bu konularda elinizle ve de vokal kordun anatomisine hakimsiniz. Ama puberteden önceki bir çocukta biliyorsunuz ki vokal yapıda baktığınız zaman renke mesafesi, vokal ligaman oluşmamış tek bir katman var. Dolayısıyla bu dönemde ameliyat ederken ki ettim. Çok da iyi sonuçlar aldığım ve almadığım çocuklar var. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Hiçbirinde sulkus oluşmadı. Ama yapılan çalışmalara baktığınız zaman böyle bir hastayı ameliyat ederken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve sulkus oluşan kulak burun boğaz hekimleri tarafından ameliyat edilmiş çocuklar gördüm. Ama tabii zaman içinde ses problemlerini toparlamışlar. O sulkustan yaşamışlar, ameliyat olmuşlar. Yani ameliyat konusunda ben çok dikkatli olmak gerektiği düşüncesindeyim. Ama hakikaten o çocuğun psikolojik olarak çocuğu çok etkiliyor ise ameliyat etmek gerekiyor. O noktada ameliyat kararını almak gerekiyor. Fakat çok dikkatli bu işi yapmak gerekiyor. Şimdi sonuna gelirken toplantının COVID dönemiyle ilgili küçük bir izlenimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz maske kullandığımız için sesimizi biz bilmiyorum bunun araştırmasını yapanlar var mı içimizde? Yanlış kullanıyoruz. Tez yaptırıyorum. Hı hı. Evet olabilir diyorum. Çok akıllıca bence. Çünkü maskeyi kullanırken solunumumuzu ve konuşmamızı bir koordine edemiyoruz bir şekilde. Hı-hı. İki, sanki sizler duymuyorsunuz diye yüksek konuşuyoruz. Üç, Bir de üstüne üstlük bu dönemde bu cihazlarla, şimdi ben bu bilgisayarın karşısında her zamandan kullandığımdan daha yüksek tonda desibelde sesimi sizlere iletiyorum. Tamam mı? Sanki duymuyorsunuz gibi. Yani bütün evinin içinde herkes beni dinliyor şu anda. Yani öyle bir şekilde yanlış kullanıyorum. Uzun süre konuşuyoruz, ediyoruz. Yani bu yanlışlıkları aslında bu dönemde çok daha fazla yaşıyoruz. Şimdi soracağım soru bu dönemde size böyle bir hasta grubu geliyor mu? Yanlışlıkların daha fazla olduğu bir dönem içinde olduğumuz için bir ses hasta grubu geliyor mu? Yani ben şimdi dedim ya terapi direkt yapmadığım için bu pandemi döneminde direkt hastaneye de gitmediğim için onu söyleyemeyeceğim. Ama hani genç arkadaşlarıma yani en azından bu konuda bir sıkıntı olup olmadığını anlamak için de bir ihtiyaç da olduğu için bir tez konusu verdik bu konuda. Ama bilmiyorum Sevtap daha iyi cevap veriyor. Şey diyeceğim Feren Hocam, benim burada hasta boyutunda gözlememi şu, öğretmenler gelmeye başladılar artık. Hı. Yani şey dışında, hani bir dönem şikayetleri ne kadar yoğun olursa olsun insanlar hastaneye gelmiyorlardı. O dönemden sonra artık online ders veren akademisyenler ve öğretmenlerden ben geri
olumsuz, hani ya hocam işte sınıfı da anlatmıyoruz ya falan şeklinde geri bildirimler alıyorum. Yani olumsuz anlamda hasta sayısının bu anlamda şey olması açısından. Ama bana sorarsanız aslında bakarsanız önümüzdeki sene muhtemelen bayağı bir anestezist, yoğun bakım çalışanı, hekim, hele kulak boğaz hekimleri gibi hekimler için ben bunun daha çok olacağını düşünüyorum. Göreceğimizi ve oralarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hakikaten özellikle sadece normal cerrahi maske dışındaki bu filtreli ya da filtresi yüksek olan maskeler bana sorarsanız hakikaten de sadece sesimizin iyi duyulmasını engellemiyor, engelliyor yani. Hani rezonansı geri bildirimi ortadan kaldırıyor, basınç hissi oluşturuyor. Onunla ilgili çalışma hiç yapılmadı ama belki solunum nefesliliği etkiliyor. Komple değiştiriyor. Bir miktar sonra yani hepimiz yaşıyoruz hani gündelik buradaki hekim arkadaşlarım hepsi aynı koşullarda çalışıyorlar. 10-15 dakikaya geçen konuşmalardan sonra hafif bir hiperkapne hali ortaya çıkıyor basınç hissi. Çok büyük olasılıkla retrograd basınç yansımasının larenks etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma yani daha az hasta görmeme rağmen hani gerilim anlamında sanki daha çok hasta yapmışım, hasta görmüşüm gibi poliklinikte hissettiğim şeyleri hissetmeye kendi adıma gözlemsel olarak söyleyebilirim. O yüzden de bana şey gibi geliyor. Hakikaten ciddi bir hasta grubunu biz göreceğiz daha yakın bir gelecekte. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi sormadığım soru var mı? Söyleyin bana. Yani sormamı istediğim bir soru daha var. Bende birçok şey ama. yani şimdi saat de 22:22 oldu. Ben bu arada son 8 dakikayı Sayın Başkan'dan soru alalım diyeyim. Belki sorar, bilmiyorum. Ve sormak isteyen arkadaşlar vardır. Bilmiyorum, Kayhan Hoca'yı görüyorum buradan. Hala dayanıyor bizim konuşmalarımıza. arkadan öbür taraftan ilerledim. Esra Özcebe katılmış, onu gördüm. Belki o da sıkılmamışsa. İtalya'dan Gamze katılmış, onu da gördüm şimdi. Erhan var orada, Demirhan. Sorular gelebilir. Sayın Başkan koordine edip siz isterseniz soruları tek tek alın. Sesli sorsunlar. Ben öncelikle bir başkanlık inisiyatifimi kullanarak bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında kendi sorum değil. Bunu biraz önce sevgili Ümit Taşdöğen sormuştu. Sevtap kendi sunusunu anlatırken glottal fry neden önemli? Bunu açıklar mısın diye sormuştu bu şeyde. O arada kaynadı. Onu mi? Paylaşırsan çok sevinirim. Tabii. Evet. Görmedim. Ben chat'e bakmadım açıkçası. Bir de bir ara hep chat şeyle doldu. Beni de katar mısınız? Sorma. Yani onu birazdan anlatacağım. Bakmayı bıraktım. Şimdi Ümit çıktı diye biliyorum. Çünkü mesaj yolladı arada. Ben gördüm. Çıktı ama güzel bir soru bu. Evet. Şöyle vocal fry önemli. Şu yüzden önemli. Hani genç arkadaşlar var diye biraz anlatalım. Vocal fry aslında ses kullanımımızın doğal modlarından birisi. Yani anormal bir mod değil. Nerede kullanıyoruz bunu? Çok düşük frekanslarda biz bu paternde ses tellerimizi kapatabiliyoruz. Bu paternin en önemli özelliği aslında kapanma kısmının vokal folklarda çok fazla olması. Hani genel olarak modal şeyde de kullanımda da bir miktar close quotient daha yüksek oluyor ama vocal fry'a doğru indikçe, pesleştikçe ses kapalı kısmı vokal folkların vibrasyonu daha fazla oluyor. Burada ses üretimi şey gibi bir şey aslında böyle geriden göriden aşağıdan konuşarak ben çok iyi taklit yapamasam da yani ses tellerinden böyle bubble gibi çıkıyor hava. Kapalı kalıyor, pıt diye açılıyor, hava çıkıyor ve ses çıkıyor. Bu ancak çok düşük frekanslarda olabilecek olan bir şey. Şimdi bunu biz eğer ben çok katı çok kalın konuşmak zorunda kalırsam zorunlu kullanacağım bir noktadan sonra. Ama bazı kişilerin bunu daha fazla kullanma eğilimi var. Ben bunu iki grupta çok görüyorum gündelik hayatımda. O yüzden oraya gözlemlediğim şeyi yazdım. Birincisi genç 20 yaşlar kadınlarda var. Popülarite yani bu hani yeni neslin böyle hani özellikle teenage'likten yeni çıkmışların böyle falan modundakinin konuşması. Şehirli genç kızlarda çok var. İkincisi benim en çok gördüğüm gibi hani gözlemlediğim tiyatro oyuncularında. Yani sahne sesini çok yoğun kullananlarda çok sık kullanılıyor. Hem şey için sesin etkililiğini, derinliğini arttırdığı için hem de bir alışkanlık olduğu için belki o sesin etkileyiciliği üzerinden. Hani
Demiyorum ki başka insanlar kullanmıyor ama sıklıkla kullanılan. Eğer vocal fry çok uzun süre kullanılırsa, kişi bunu çok yoğun kullanırsa aslında şey kaçınılmaz. Gırtlakta bir gerilim yaratması, eksternallerin, yer kasların gergin kullanılmaması imkansız. O yüzden de ağırlıklı olarak sesini daha koyu tonlarda, daha geriden, daha fry'a yaklaştıkça, daha kalın kalın vocal fry pozisyonunda kullanan insanların aslında çok yoğun bir gerginlikleri var. Hele ki seslerini yüksek sesle konuşmak zorunda kalırlarsa, yani sesin şiddetini arttırmak ihtiyaçları olursa, bu gerginlik çok daha fazla artan bir gerginliğe dönüşüyor. O yüzden de vocal fry kullanımı olan bireylerin yaygın boyun ve gırtlak gerginlikleri var. O yüzden de bu bizim için hani kötü kullanım demek lazım. Abuse diyemem çünkü aslında şey değil, kötüye kullanım değil ama aslında bir kötü şey, sesin doğru kullanılmamasının önemli parametrelerinden birisi. Misuse. Evet. O yüzden olumsuz bir kullanım biçimi, alışkanlık olarak kişi bu alışkanlığı hayatının ortasına konuşurken kullanıyorsa. Evet. Başka soru? Yok. Bence yoruldu herkes. Bence hocam, sizle bizim. Bence herkes keyiften mest oldu. Yani yoruldu yoruldu değil. İki saattir buradayız. Doğru. Çok net. Bir de geç girenler var sayın hocalarım. Geç gelenler çok var. Çok teşekkür yani ediyorum. Ve dışarıda o kadar çok arkadaşımız kaldı ki inanılır gibi değil. Yani bir sonraki toplantının katılımcı sayısını mutlaka çok daha yüksek bir şeyle hesapla ayarlamak lazım. Bu arada hani SkyBD grubuna katılımcı sayısı şu an itibariyle 80. Yani 80 kişi bu akşam SkyBD grubuna katıldı. Gidenler WhatsApp de var grubuna. Yani. WhatsApp grubuna katıldı. Yani Sayın Başkanım, bizim daha dur dediklerimiz var. Evet. Evet. Sağ hocam. Yani, lokajma geliyor. Öyle yüzden. Sayın hocam, biz dur dediklerimiz var. Yani. Bir gün gelecek ki hemen o yarın sabah olacaktır. Yani hakikaten çok sevindirici. Gruba bu kadar yoğun ilgi. Bir kere bu akşamki toplantı için derneğimizin kurucu başkanı Ferhan abiye, bir önceki başkanımız benim selefim Sevtap'a ve ses konuşma dil konuşma terapistlerinin duayeni, Türkiye'de bu işi ilk başlatan Sevyon hocamıza son derece teşekkür ediyorum. Çok keyifli, son derece akıcı, çok güzel bir toplantı oldu. Dinleyenlerin çok büyük faydalar sağladığını düşünüyorum. Çok yararlandıklarını düşünüyorum. Gönül isterdi ki hani çok daha fazla katılım olabilsin ama ne yazık ki bu şeyin Zoom hesabının 100 katılımcısı vardı. Ama bundan sonraki toplantılarda bu sayıyı arttırmamız gerektiği çok ortada. Bunun için bir sonraki toplantıya yönelik bir takım girişimler yapacağız artık. Ben hani ayrılmak istemiyorum. Yani hakikaten çok şey, çok güzel gidiyor. Hani sorusu olan varsa bu arada, konuşmak isteyen, katkı yapmak isteyen, bir şeyler paylaşmak isteyen varsa onlara söz verelim. Bir kere bu sınırsız Zoom çok güzelmiş. O bakımdan kesilmiyor. O bakımdan Hakan'cığım teşekkür ederiz. O iyi oldu hakikaten. İstediğimiz saate kadar konuşuruz. Kayhan burada başladı. Buyurun. Yo, çok güzeldi hocam da, her şey ağzınıza sağlık gerçekten. Abi. Sayın hocam ve Sevtap hocamı ve size çok teşekkür ederim. Yalnız yüzü aşkın konuşmacı için yine böyle iki tane güzel bir bayan olması lazım hocam. Başka türlü olmaz. Onu söyleyeyim de ben noktayı koyayım. Bu dernekte güzel bayan sayısı çok. Yani bu camiada güzel bayan, yetişik erkek çok. Çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel. Kaygancığım.
Kayhan'cığım çok teşekkürler. Vallahi iki saat konuştum ama senin şu son yaptığın şu laf var ya şu. Abi ben boşuna konuştum iki saat ya. Vallahi ya boş ya. Yani hocam, Kayhan her zaman. Katılımcı sayısını 200'e çıkartmışsındır kesin yani. Kayhan hocam to the point her zaman to the point. Teşekkür ederiz. Vallahi çok sevindim. Pandemi gününde işte evde kaldık ama neyse bu iltifat yaradı o yüzden. Teşekkür ederiz. Her zaman hocam sağ olun. Sayın hocam, Esat'cığım ağzınıza sağlık. Hakikaten çok güzel konuştunuz. Çok keyifliydi bence. Ben yine soru var galiba. Esra'nın mikrofonu evet, var. Aa, evet. Benim mikrofonum bir soru şöyle. Var. Chat'ten bir soru gelmiş. Çok özür dilerim ben duruyorum. Yok. Sen devam et onu herhalde birazdan cevaplar hocalarımız. Sen lütfen durma Esra'cığım. Şunu söylemek isterim. Çok zor katıldım. Katılabilmek için elimden geldi mi yaptım yazışmalardan biraz sonra göreceksiniz. Öncelikle hocam, korkuyorum Esra hocam. Birilerini mi çıkardınız? Ne yaptınız? Yok vallahi sadece diledim. Sizinle olmayı diledim. Öncelikle ablam, hocam, duayenim. Sağ olun. Hocam iyi ki varsınız. Sağ ol, teşekkür ederiz. Mesleğim adına öncelikle hocama teşekkür etmem gerekiyor. Bize bu yolu açtınız. Sağ ol. Teşekkür ederim, ne demek. o yolda hep ilerleyeceğiz. Sevgili hocam, Ferhan hocam bana bir KBB hekimi olarak her zaman yol açtı. Herhalde yaklaşık bir 30 sene oluyor. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle olduğum için çok mutluyum. O yüzden her an olmak istiyorum. Çok sağ olun. Bir sürü güzel çalışmalar yaptık. Sevtap hocam, canım. Daha ne güzel çalışmalara imza atacağız inşallah. Hepinize iyi ki varsınız. Sayın Dernek Başkanım sağ olun. Çok girmeye çalıştım. Sizleri görmek benim için çok önemli bir şey. Her zaman bilgileriniz benim için çok çok değerli hepinizin. Hepinize çok sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız Sevim ablacığım. İyi ki varsın Ferhan'cığım. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok çok seviyorum. Şimdi bir soru var. Bir soru var. Kusura bakmayın ben böyle çok mutlu olarak şey yaptım. Bilimsellikten böyle bir şey yapıp ama iyi ki siz olmazsanız bu işler olmaz. Seviyorum. Sevim okudun mu soruyu? Evet galiba bana o soru. Sana o soru. Terapiye başlamadan önce vakaya Anıl'ın sorusu Anıl Işık. Her şey benim için bir şey. Ne diyor? Terapiye başlamadan önce vakaya kesin bir terapi süresi söylemeli miyiz? Evet. Şöyle evet. Kesin demiyorum bak. Ortalama dedim ben. Bu çünkü kullanacağınız yöntemlere dayalı değişir mutlaka. Ama ortalama 8 yani 6 ile 8 bir ortalama var. Ama bazı vakalarda 12 seansa kadar sürebilir. Dolayısıyla biz ortalamadan söz ediyoruz. En azından neyle karşılaşacağını bilmesinde yarar var vakanın. Çünkü bunun bir kerelik bir seansta her şeyin olup bitivereceğini söyleyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bu bir cerrahi operasyon gibi de değil. Kaldı ki cerrahi operasyon öncesinde de terapi yapılmasını öneriyoruz. Hatta cerrahiden sonra da terapi yapılmasını öneriyoruz. O yüzden her zaman yaklaşık bir seans süresi vermekte yarar var vakalara. Onun da emeğini söyleyerek eğer iyi çalışırsa uzamaz. İyi çalışırsa 8 seansta bitebilir. Evet. Başka bir soru var mı? Yok bana. Umarım cevabını almıştır arkadaşım. Evet. Başka bir soru göremiyorum. Evet. Bam 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 bam. Evet. Cevabını anladım hocam. Anlamış. Tamam. O da cevabını almış. Evet. Bitirelim mi Hakan'cığım? Ne diyorsun artık?
Sahil başka bir soru da yok. İstemeden de olsa bitirebiliriz abi. Evet. 2 saat çok güzel vakit geçirdik. Çok yararlandık. Birbirimizi görmüş olduk. Evet. Dediğim gibi bir ay sonra zaten yeniden toplanacağız. Yeniden bir araya geleceğiz. Bundan sonra her ay bu toplantıları yapacağız. Onun için ara çok soğumayacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Herkese sevgiler, katılımları için, sizin emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Dernek başkanı, ben bir ricada bulunabilir miyim mümkünse? Elbette. Bu bilgiler çok önemli bilgiler. Duayenler konuşuyor. Bizim en azından 3. 4. sınıf, sanırım Sevin Hocam da buna katılacaktır. Mezun olmadan önce birçok öğrencimiz var. Bunu biraz daha acaba bir dahaki toplantılarımız ve bu toplantının da tekrarını, öncelikle bu toplantının tekrarı. Yani aynı ekiple Seyfun Hocam, Ferhan Hocam ve Sevtap. Ama her zaman biz dans edemeyiz. Efendim hocam? Her zaman biz dans edemeyiz. Bu işi gençlere verelim diyordum. Yok. Hocaların konuşması gerekiyor. Bunu birazcık acaba sosyal medyada duyurarak katılımımızın 1000 kişiyle sınırlı olduğunu söyleyerek. Olur hocam, öyledir. Tabii. Çünkü beklentinin böyle olduğunun bilincindeyiz. Bunu birazcık daha acaba hani üye olmadan da bu derneğimiz olarak bunu daha böyle bir erkenden farkındalığını sağlayarak bir şey yapabilir miyiz? Tekrar bu toplantını, yani bu ilk toplantıyı tekrarlamak ricasında bulunmak istiyorum. Çünkü hepimizin, Seyhun Hocam'ın, benim, hepimizin 3-4 dediğimiz birçok üniversitede herkes bilgiyi aç hocalar. Evet, hem bilgiyi aç hem öğrenmeleri de öğrenmeye yani aç. Bizler şanslı üniversitelerdeyiz. Şanslı hocalarımız var, ekibimiz var ama olmayan ve mezun olacak meslektaşlarımız var. Doğru bilgilerle onları en azından farkındalık yaratmak amacıyla. Ben açıkçası DKT açısından söylüyorum, Sayın Hocam'dan da şey yaparak. Bir daha yapalım ve bunu biraz daha açalım. Sosyal medyada farkındalığını yaratalım. Bizim bir takım üniversitemizin sağladığı şeyler var. Belki oradan yapabiliriz. Hani özelden almadan açık oturumlu yapabileceğimiz. Yani üniversite ev sahipliği yapabilir Zoom'a. Evet. Ben bunu araştırmayı düşünüyorum. Yani Hacettepe Üniversitesi 1000 kişilik sınırsız bir şey açabilir. 1000 kişi yetmez ki Esra. Ben de. Vallahi yetmez. Ben sana daha fazla katılır. Hocam bir şey mütevazı oldum da şimdi bir şey etmeyeyim. Sen sosyal medyada bu konuyu böyle şey yaparsan, paylaşırsan, edersen bu 1000 kişi yedik Zoom yetmez. Evet, evet. Yetmez ama en azından hani böyle primere bence yani iyi olacağı düşünüyorum. Böyle ben başka bir şey söyleyeyim. Benim kafamda bir fikir var. Çok önemli. Hadi bakayım, bir tarihi de yavaş yavaş koyabilirim buna. Ya şimdi tabii kaç kişi vardır iPhone kullanıcısı? Çok. Çok. Yoktur. Ne, yok mudur? Çoktur herhalde. Çok. Bence de. Çok. Bence de. Şimdi iPhone'un bir tane aplikasyonu var. Clubhouse. Üye olan var mı içinizde? Tamam. Clubhouse'da görüntümüz olmayacak ama sesimizden birden çok kişi konuşabiliriz. Çok daha efektif olabilir ve bütün topluma açık olur. Anlatabildim mi? Ama görüntüsüz de çirkin olur. Hocam yani zaten yüz yüze görüntüyü de kesmeyin Ferhan Hocam. Ya webinarlar yapıyoruz ya, yani yapılabilir 1000 kişi, kongreler bile yapıyoruz. Yani Hayır, benim dediğim şey çok farklı. Benim dediğim şey katılırsa örneğin böyle bir konuya Burak Bilgili. Ha. Neredesin? Burak kaçtı. Kaçtın mı? Burada. Hayır. Burak burada. Şey burada. Buradayım. Dinliyorum. Online. Anlıyorum ben de. Tamam. Fikrimi anladınız mı Burak'cığım? iPhone'un Clubhouse şeyinde
Ha, bak ben mesela şu anda... Ramil bir şey bildirecekmiş. Clubhouse'da böyle bir şeyi açtığım zaman binlerce insan bunu dinleyebilir. Ama dinliyor, seyretmiyor. Tamam mı? Şu anda atıyorum Clubstar şarkı yarışması volume 2. Neymiş konuşuyor, onu geçiniz. İçimdeki canavarı uyandır 215 kişiden gidiyor. Ha. Sosyal medya stratejisi 1200 kişiden gidiyor. Hayatı nasıl yaşadım? Vedat Milor konuşuyor. İşte birkaç kişi daha konuşuyor. 486 kişiden. Bu bence çok enteresan. Ve bu konuda ki bir şeyi yaparsak, uygulamayı yaparsak, bütün ses camiası, tiyatro camiası hepsi bunun içine girebilir. Kafalarındaki soruları sorabilirler, konuşabilirler. Ferhan Hocam bununla ilgili bir öneride... pardon. Burak. Ben bu konuşmanın tekrarlanmasını ben de istiyorum. Çünkü yani 100 kişi değil, yani bugün biz bir masterclass yaptık Türkiye Opera'da ilk defa yabancı birisiyle. Bu genç opera sanatçılarının %98'i bilgisiz ve sizlerin bilgilerine ihtiyaçları var. Yani sizlerin mutlaka onlarla tanışmanız lazım hocam. Bunu tekrarlayalım. Dediğiniz şekilde de bence bir application mı yapılması mı yoksa Clubhouse'da mı konuşulmasını istiyorsunuz siz Ferhan hocam? Ya bence Clubhouse mantıklı bir şey ama sadece iPhone kullanıcıları bunu şey yapıyor. Şimdi Zoom'da dediğin zaman Zoom'dan yapalım bunu 1000 kişilikte Zoom'u koyalım yapalım Burak ama bunun duyurusunu nasıl yapacağız? Nasıl bu insanları toparlayacağız? Bu biraz kolay değil. Abi o konuda ben bir araştırma yapacağım. Şimdi arkadaşların bazıları sadece iPhone kullanıcılarına yönelik bir şey yapılma ihtimalini duyunca biraz hayal kırıklığı yaşamış gibi oldu. Evet. Üzüldüler biraz. Yani herkesi kapsayabilecek bir şey bulmaya çalışacağım ben önümüzdeki toplantıya kadar en azından. Bu toplantının yeniden yapılması hakikaten iyi olur. Hakikaten bakıyoruz. Çok yoğun talep var. Yani biz hatırlıyorsanız bir hafta 10 gün kadar önce sizinle konuştuğumuz zaman yüzü doldurur muyuz acaba diye böyle düşünmüştük. Bırakın yüzü şimdi binden bahsediyoruz. Hakan abi her zamanki yani, gibi sahibiydi. Her zamanki gibi çok alçak gönüllü ve mütevazıydı. Evet. Evet. Her zaman. O zaman şöyle yapalım. O 1000 kullanıcılı olan o Zoom'u tedarik edeyim ben. Tamam. Edelim. Edelim abi. Yani bir şey yapalım. Çok hocam bir şey diyebilir miyim? Yayalım. Evet. Ramil de, senin de bu konularda şeyin var, bilgin var Ramil, buyur. Hocam benim değil de bu Mehmet Açif Hoca'nın fonyatri seminerleri var aylık, biliyorsunuz evet. Herhalde. O böyle bir şey yapıyor, semineri yapan zaman recording yapıyor, bir hafta sonra aynısını Zoom üzerine yeni yayınlıyor. Mesela biz de öyle yapabiliriz aslında, mesela bu toplantı recording yapıldı öyle mi hocam? Tabii ben bunu kaydettim. Yazılıyor. Bir hafta sonra evet. Yayınlamakta hiçbir sakınca yok. Aynı kaydı Zoom üzerinden yeniden yayınlayabiliriz aslında. O zaman yeni bir 100 kişi katılabilir yine. Bakabilir. Ya yani bunu da yapabiliriz. O da olabilir. Yani tam aynı konuşmanı tekrar değildi ya. Mesela aynı konuşma mı yapılacak tekrarında? Ama bu eğer kaydı olduysa kaydı yeniden yayınlama imkanı verir. Olur. Yani. Olur. O kolay bir şey. O çok kolay evet. Bir şey. Yani onu yapmak hiç sorun değil. Ha. Elçin sınav almak istiyor. Elçin de eli kaldırmış galiba. Ferhan Hocam gördün mü? Eğer uygunsa şöyle bir şey de yapılabilir. Ben kendi hem geçen dönem hem de bu dönem yani aslında 3 dönemdir öyle şekilde derslerimin bir kısmını yürütüyorum. Yani destek veriyorum aslında. Video kayıtlarını alıyorum. Daha sonra YouTube'a yüklüyorum. YouTube'dan da liste dışı diye bir seçenek var. Sadece linki attığım kişiler o YouTube'daki videoyu izleyebiliyorlar. Belki bu oluşturulan WhatsApp grubuna bu videolar kaydedilen bu iki yani uzun oturum belki YouTube'a yüklenebilir. Ve oradan da link üye olan arkadaşlarımız hani daha bilimsel paylaşımlar yapacağımızı söylediğimiz gruba
o link atılarak oradan belki tekrarını izlemeleri olabilir. Çünkü Esra Hocama katılıyorum. Gerçekten 3'ler ve 4. sınıf öğrencileri için çok faydalı bilgilerin olduğu, çok doğru mesajların iletildiği bir toplantıydı. Hocalarımın tekrar çok ellerine sağlık. Böyle bir toplantı düzenlediniz başkanım. Sizin fikrinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum herkese tekrar. Yani belki böyle bir yolda tercih edilebilir. Hani Sayın Hocamı, Septap Hocamı, Ferhan Hocamı bir daha yormamak adına belki YouTube'a yükleyerek daha fazla kişinin daha uygun olduğu zamanlarda izleyebilmesi de sağlanabilir diye düşünüyorum. Çok iyi olur. Çok çok iyi olur. Süper bir şey. Çok iyi fikir. YouTube'a yüklemek. Hocam bu arada Haldun abi de UEP toplantılarını öyle yaptı yani. İYAP toplantılarını hepsi YouTube'da. Yani bütün seminerler YouTube'da. Oradan linkini alarak dinleme, izleme olur. Tamam. Bu toplantıyı da yani bir şekilde YouTube aracılığıyla veya başka bir platform aracılığıyla mümkün olan ne kadar platform varsa onları da tekrar yayınlarız. Hakan Hocam ya da Ferhan Hocam Bengü bir mesaj yollamış bana. Bengü buradasın galiba. Soru mu geldi? Bir soru atlamışız galiba. Sana bir soru var Sevtap. Bengü'nün İşitme cihazı olan bir ses vakımızda ses terapisine geçmeden önce neler yapmalıyız? Neredeymiş o? Grupta sorulmuş galiba. Yani gözümüzden kaçmış galiba. Soru soran kişi bilmiyorum. Kim burada mı değil mi ama hani ben kendi adıma işitme cihazı olan bir hastada farklı olarak özel bir şey yapmıyorum. İşitme cihazına adapte olmasını sağlıyorum. O bir süreç alıyor çünkü. İşitme cihazını eğer yeni verdiyseniz. Ama eğer işitme cihazını zaten kullanan bir hastaysa terapistin bunu biliyor olması önemli. Çünkü işitme cihazı olan ve cihaza rağmen performansı çok iyi olmayan bir hastada sadece bu işitme problemi yüzünden olan iletişim sorununu biliyor olması lazım. Ama onun dışında özel bir şey yapmıyorum. Sadece aslında ben orada işitme meselesiyle ilgili mesajını vermek istedim. İşitme konuşma için çok değerli bir şey. Özellikle profesyonel kullanıcılarda İşitmesi iyi olmayan bireylerin seslerini kötüye kullanmaları ya da kötüye kullandıklarını fark etmemeleri çok fazla olabiliyor. O yüzden de bu açıdan değerlendirmek ya da o gözle de bir hazırlayıcı faktörü var mı yok mu diye bakmak lazım. Ama işitme cihazı olan biri, işitme cihazı olmayan birinden daha farklı bir terapi almıyor. Haksız mıyım Seyhun Hocam? Bu konuda bir şeyiniz var mı? Ben bir şey söylemek isterim, eklemek isterim en azından. Tabii işitme cihazı takan kişinin yaşı çok önemli. Bir, çocuk mu, ergen mi, yetişkin mi? Cihazlanma yaşı çok önemli. Ne zaman cihazlandı? Dediğim gibi çocuklukta mı cihazlandı? Daha geç mi? Yetişkin bir kişi mi? Ve işitme kaybı derecesi çok çok önemli. Çift kulakta mı cihaz takıyor? Bunlar çok önemli. Yani bunları bilmek çok çok önemli. İkinci söyleyeceğim, dil ve konuşma terapisti olarak işitme engelli çocuklarla eğitim konusunda da zaten tecrübeleriniz olmalı ki mutlaka derslerini alıyorsunuzdur. Onlar da karşınıza çıkacak semptomlardan bir tanesi ses sorunudur zaten, fonasyon sorunları işitme kayıplarına bağlı olarak. Dolayısıyla bu bilgilerinizi ses bozukluğu ile ilişkili olarak sentezleyerek vakaya yaklaşmanız gerekir. Dolayısıyla terapi oluştururken de çok daha fazla emek ve zaman harcayacaksınız ve daha fazla farklı faktörleri de işin içine katacaksınız diye söylemek isterim. Yani daha da eklenecek çok şey vardır ama kısaca toparlamak isterim. Evet. Çok bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii Esra. Mümkünse. Sevim Hocama sonuna kadar katılıyorum. Tabii ki şu çok çok önemli. Bence bir laringolog, bir ses bozukluğu varsa işitme kayıplı bir çocuk, yetişkin hastada veya bir dil konuşma terapisti, işitme cihazının varlığı veya koklear implantın varlığı yeterli değildir. Tek isteyeceği şey odyoloğundan İşitme cihazlı veya implantlı eşitlerini görmesi durumudur. Esas point, yani yaptığımız hareketin olması gerekir. Biz cihazla, yani her zaman bir DKT,
veya bir laringolog, eğer sesle çalışacaksa işitme kayıplı kişi de işitme cihazlı eşiklerini veya da implantlı eşiklerini tabii görmesi gerekir. Çünkü hastanın, eğer siz cihaz var diyorsunuz ama yüksek frekans işitme kaybı varsa, bu hastada problem vardır. Cihaz vardır. Ama olmaz. O yüzden ben her zaman hem laringolog meslektaşlarıma, hocalarıma, hem de DKT öğrencilerime, meslektaşlarıma her zaman şunu öneririm. Biz nasıl bir DKT olarak VLS yoksa bu işe başlamayız diyorsak, bir DKT olarak görmemiz gerekiyor fonksiyonellik açısından diyorsak, işitme kayıplı bir kişide de cihazın varlığı yeterli değildir, implantın varlığı yeterli değildir, implant ve veya cihazlı eşiklerinin ne olduğunu görmek zorundayız ki ona göre yol alalım. Tabii, çünkü tabii bazen sadece hani eczanede satılan şey gibi olabilir veya da iyi bir cihaz verilmiştir ama doğru hareketi yapılamıştır. O yüzden mutlaka ben tüm terapist arkadaşlarıma her zaman söylüyorum ki olmazsa olmazdır yani işitme, konuşma bir arada, odoloji ve DKT ve laringoloji interdisipliner işbirliği. Ben odyogramını görmeden işitme kayıplı bir kişinin işitme eşikli odyogramını, yani işitmesi nasıldır değil, cihazlı eşiklerini, implantlı eşiklerini görmeden ses terapisine başlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka onu check etmeleri gerekir. Evet. Doğru doğru Esra, kesinlikle. Ben onları, o bilgileri odyologdan aldığını varsayarak dedim zaten. Yani onların kesinlikle o bilgilerin öykü sırasında da anlaşılmış olması gerekiyor zaten. Elinde olması gerekiyor. Evet. Bir soru daha var. Son soru. Gördünüz mü? Yeni geldi galiba. Brutal ses, Berke Kurt yollamış. Brutal ses kullanımının şarkılarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için özel bir ses eğitimi mi gereklidir diye. Yanıt vereyim mi? Yani fikrimi söyleyeyim o zaman isterseniz. Söyle, tamam. Brutal ses kullanımı denilen şey aslında brutal ses kullanılıyormuş hali. Yani şeyde rakta kullanılan yöntemden bahsediyorsa eğer Berke Bey. Yani tabii ki bu bir teknik. Bu tekniğin öğretildiğini biliyorum. Hatta hatırlarsanız geçen sene yaptığım, iki sene önce oldu değil mi? Voice İstanbul'da. Voice İstanbul. Evet. Orada çok güzel örneklerini vermişlerdi. İtalyan ekibimiz. Güzel sunumlar yani görsel olarak da göstermişlerdi. Yani sonuçta bu öğrenilmesi çok da zor olmayan ama doğru herhalde. Tekniği doğru bilen birinin ancak öğretebileceği bir teknik. Bu eğitimi alan kişi tabii ki güvenle kullanıyor ve şeyde de profesyonel dünyada da çok güzel örnekleri var kullanılabildiğiyle ilgili. Ama nasıl veriliyor diye sorarsanız bunu ben de bilmiyorum. Bir kursları var. Yani İtalya'da o ekibin uyguladığı bir kurs var. Ne kadar sürüyor bilmiyorum ama çok katılımcıları var. Ben onları sosyal medyada da takip ediyorum. Hakikaten şey yapıyorlar. Yani dünyanın her yerinden katılımcı alıyorlar ve hiç vokal kordlarda travma oluşturmadan brutal ses kullanımını brutal öğretiyorlar. Ses kullanım. İnanılmaz bir teknikleri var. Evet. Şikerse belki bir sonraki Voice İstanbul'a gelirler tekrar. İnşallah. Yani gelebilirler. Workshop gelirler. Buradan da o zaman Voice İstanbul'un hemen adını zikredelim. Tadı damağımızda kaldı. İnşallah. Vallahi evet, öyle. İnşallah. Yani inşallah. Nasıl, akıbeti hala belli değil Voice İstanbul'un. Bu senenin sonuna doğru anca belli olur diye tahmin ediyorum. Yani vallahi pandemi 2022 başında dünyada bitecek dediler ya, Dünya Sağlık Örgütü, inşallah ondan sonra yapabiliriz. Evet. Ben böyle online toplantıları sevmiyorum. Biz de kongremizi iptal ettik bu sene. Yani bilmiyorum. Maalesef gene öyle hocam. Yani şey olmuyor. Kongre olunca güzel olmuyor yani. Yüz yüze toplantının tadı başka. Tadı başka. Hocam bir de şöyle bir şey, yani biz şimdi burada birbirimizi tanıyoruz şahsen. Biriyle bir geçmişi var bu şekilde. O yüzden hani bizim bir zemin oluşturmaya ihtiyacımız yok. Zaten bizim sadece birbirimizi görmemiz, merhaba demek gerekiyor. Evet. Ama hani o kongrenin bence önemli özelliklerinden biri aslında farklı disiplinlerin temasıydı. Hani o anlamda da yüz yüze olmazsa açıkçası olmaz gibi, amacına ulaşmıyoruz. Neyse, ne yapalım?